Günaydın, günaydın. Efendim Çağla'yla yeni bir gün hepiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Stüdyomuz şenleniyor sizlerle beraber. Sizler de ekranların başına hoş geldiniz diyorum tekrar ve bugün ne konuşacağız? Bugün en inatçı hastalıkları ve tedavilerini konuşacağız. İlk konumuz özellikle de kadınların kabusu olan varis. Ne yaparsam yapayım varisten kurtulamıyorum diyenler için önerilerimiz olacak. Kaçırmayınız. Bir diğer inatçı hastalığımız ise bel, sırt ve boyun ağrıları. Ameliyat olmadan, üstüne basa basa söylüyorum, ameliyat olmadan bel fıtığından kurtulmanın yollarını bu programda öğreneceksiniz. Az sonra konuklarımı davet edeceğim ama ondan önce mutfağımızın uğur böceğine şöyle kocaman bir hoş geldin alkış yapalım. Sağram Toysan! Bu boncuğu çok yakıştırdı bize. Evlenciler çok tatlı. Kaydıramıyorum, ben de dayanamıyorum. Hop! Opa! Sizler de söyler. Evet. Herkes de bilir artık. Kavur balıkları. Şöyle, şöyle Çağla. Süperiz, süperiz. Balık mı kavuracağız efendim yoksa neler yapacağız bir öğrenelim senden. Bugün benim çok sevdiğim kabağı çok seviyorum. Kabağı seviyorsun. Evet kabakçıyım ben biraz galiba. Kendi çok faydalı değil çok, mi kabak? Çok faydalı kabak. Kabakçıyım ne demek? Çok, yani kabakla ilgili her türlü yemeği çorbasını seviyorum, zeytinyağlısını. Şimdi bizim Musevi mutfağından çok sevdiğim çok güzel bir kaşkarikas Suzi'den aldığım bir tarif. Kaşkarikas şimdi ya da kabak sıyırma da diyorlar Ege'de. Yalnız kabağın bu şeyini almıyoruz içindeki çekirdekleri. Çünkü o sulandırıyor yemeği. Kıvamını bozuyor. Bunları mücver için saklıyorum. Böyle cips gibi bakar mısın? Aa, çok güzel. Kıtır, güzel kıtır, oldu. Ya. Böyle cips gibi doğradın. Çok da güzel görünümlü bunu bir yemek. Bunu şeyle doğradın değil mi? Böyle şırt şırt o var şırt, ya hani çırt çırtlar. Aa, evet kabak soyacağıyla. Çok pratik oluyor onunla. Çok güzel oluyor. Şimdi bu işin tek püf noktası var. Hemen onu göstereyim. Soğanı kavurduk. Sarımsakları hani zeytinyağlı yapıyoruz ya. Tabii. O arada iki tane şekeri de içine atacağız. Soğanla şeker birlikte kavrulacak. Çok güzel. İkisi aynı anda. Üçü evet. Hatta aynı anda. Üçü aynı anda kavrulacak. Tamam. Bu arada böyle bir iki kaşık şey pirinç koyabilirim değil mi? Aa, ne demek canım? Yani ne kilo demek? Almayız değil mi? Yok iki kaşıktan bir şey olmaz. Biraz... Sarah'cığım hafta sonu düğün vardı düğün sen bilirsin. Var. İstiyorsan koy. Düğün İstiyorsan var. Beş kaşık koy. Yok tamam bir kaşık koyuyorum düğün var. Sen bilir bir kaşık. Zaten göbeğim. İkiyi de bir kaşığa düştü yalnız. Düğün var deyince bir kaşığa düştü. Çünkü göbeğimin biraz gitmedi birazı var biraz. Var. Ama sen ona ayva göbeği diyorsun. Ayva mı diyorum ona ben? Sen öyle istiyorsan o ayva olsun tamam, peki. O kadar tamam. Olsun mu? Olsun. O kadar olsun canım benim yaşımda o kadar olsun. Gülmekten gözleri yaşlanıyor bak öyle. Yani, tamam hadi at iki tane at ben yiyeceğim yok, iki tane hayır, at lezzetli olsun. Yok peki bir buçuk sonra, atıyorum. Sonra da kabakları koyacağım heh. Ve bu yemeği pişmeye bırakacağım. Zeytinyağlı. Adı ne ama? Kabak sıyırma kaşkarikasta diyorlar. Kaşkarikasta. Şekerli biraz pirinçli. Evet. Evet ilk defa duyduğum şey. Peki. Çok güzel bir Sarapcığım güzel elleriyle, lezzetli elleriyle bize yemeklerini pişirirken tamam. Şimdi size güzel bir açılış şöyle salı gününe yakışır güzel bir açılış yapacağız efendim. Bakın az sonra kim geliyor? Konuklarımız kimler? Bel ve boyun ağrıları hayatınızı kabusa mı çevirdi? Sürekli ayak ve bacaklarınız mı şişiyor? Varis kabusu hayatınızı alt üst mü ediyor? Endişelenmeyin. Çünkü çözümü var. Damar nasıl yırtılır? Varis nasıl ve neden oluşur? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy uygulamalı anlatımlarıyla az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Hayatımızı kabusa çeviren bel ve boyun fıtığı elle nasıl teşhis edilir? Bel ve boyun fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü? Bel ve boyun sağlığımız için evde hangi basit sporları yapmalıyız? Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez canlı yayında uygulamalı olarak gösteriyor. Az sonra Çağla'yla yeni bir günde.
Kahkaha Koçu Selda Susan bizlerle birlikte bize güzel bir sabah yaşatacak. Eminim ekranları başındaki izleyicilerimiz de bizlere eşlik edecek. Bugün ne yapacağız? Aslında kahkaha yogası yapacağız biliyorum ama neden yapacağız? Neden bunu yapacağız? Bir bilelim. Kahkaha yogası 1995 yılında Hintli bir tıp doktoru tarafından keşfedildi. Bilim bizi şunu söylüyor. Eğer ki biz her gün diyafram nefesimizi kullanarak derin kahkaha atarsak 10 ila 15 dakika arasında beynimizdeki stres hormonları azalıyor. Buna karşılık mutluluk hormonlarımız ciddi şekilde artıyor. Bağışıklık sistemimiz ciddi bir şekilde güçleniyor. Kan basıncımız azalıyor. Kan dolaşımımız artıyor. Dolayısıyla genel olarak hayatta kendimizi çok daha iyi ve sağlıklı hissediyoruz. Bileydik daha çok gülerdik. Size çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Üstelik beynimiz aslında çok enteresan bir organ. Sahte kahkahayla gerçek kahkahayı birbirinden ayırt edemiyor. Ay kıyamam. Dolayısıyla biz tabii ki çünkü 10 dakika ile 15 dakika arasında böyle gülmek yani çok zor bir şey bizim günlük hayatımızda aralıksız. Dolayısıyla biz bunu fiziksel bir egzersiz olarak başlatıyoruz. Yani sahte bir kahkaha atmaya başlıyoruz biz kahkaha yogasında. Kahkaha yogası denmesinin nedeni de aslında diyafram nefesimizi kullanıyoruz. Yoga nefesini kullanıyoruz. O yüzden buna bu şekilde deniyor. Harika. Peki o zaman hemen başlayalım. Görelim. Birazcık kahkaha attıralım. Birazcık coşturalım seyircimizi. Sonrasında yine sohbetimize devam edeceğiz. İyi kahkaha atıyorum diyen kimler var? Diyaframlılar gelsin. Diyaframlılar. Burada bir kişi vardı. Siz birkaç de çok iyi alalım. Kahkaha atarım diyordunuz. Gel başka, gel Allah aşkına gel. Ablam gel ne olursun gel. Tamam. Mümkün yok bırakmam gel. Gel gel. Gel gel tatlım gel sen. Bak ne güzel gidiyor maşallah gel. Bas bas mikrofona bak çok var gel. Süper. Harika. Harikasınız. Şimdi korkacak hiçbir şey yok bir kere. Dört aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada alkış yapıyoruz ama alkış böyle böyle değil. Hızlandırılmış bir tur yapacağız. Ellerimizi karşılıklı getiriyoruz. Avuç içlerimizdeki akupunktur noktalarını devreye sokarak enerjimizi arttırıyoruz. Şimdi buna bir ritim ekliyoruz. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Deliyiz biz, haydi. Süpersiniz. Şimdi buna diyaframımızı çalıştıracak olan sesler ekliyoruz. Ho, Sarp ablacığım gelir misin lütfen? Ha, ha, ha. Bunu yaparken lütfen, lütfen buramızın çok iyi şiştiğinden emin olalım. Ben gösteriyorum bir kere. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho. Aşamasında nefes yapıyoruz. Çok hızlandırılmış bir nefes yapacağız. Bir şey yapmadan gülmeye başladılar gördüğünüz gibi. Hayat bu doğuştan şeyle gülüyorduk yani. Ya şöyle bir şey var kahkaha yogasında 45 saniye ile 60 saniye içinde gerçek kahkahaya dönüşüyor ama genelde. Ama sinir bozulur canım benim yani zaten. Eyvah. Şimdi çok hızlı bir nefes yapıyoruz. Şöyle herkes bir ayağa kalkabilir mi? Haydi bakalım. Çok oturdunuz. Haydi bakalım. Biraz sabah sporu. Evet, şöyle bir dizlerimize kadar eğiliyoruz. Derin bir nefes alıyoruz ve kollarımızı yukarı doğru uzatıyoruz. Tutuyoruz, tutuyoruz, tutuyoruz ve bırakıyoruz. Bir kez daha yapıyoruz. Tut, 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 bırak. Şimdi avuç içlerimiz gökyüzünü gösteriyor. Derin bir nefes alarak ellerimizi yumruk yapıyoruz ve çenemizin altını birleştiriyoruz. Ve kollarımızı uzatarak bırakıyoruz. Şimdiki hareketi göstereceğim. Çünkü şimdi bu nefes bırakma hareketini bir kahkahayla yapacağız. Beni izleyin lütfen. Hep beraber hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Tut, 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 bırak. Bir kez daha yapıyoruz. Tut, 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 bırak. Haydi Sarapcığım. Harikasınız. El ele tutuşalım. Tutuşalım.
El ele tutuşuyoruz. Halay çekiyoruz. Eliyoruz. Evet, halay ne güzel olur. Aa, halayı da var, yapalım mı? Tamam. Allah aşkına. Yapalım. Var. Peki. Şimdi yukarı doğru uzanarak yine sahte kahkahamızı atıyoruz. Bir kez daha. Yerim seni ben. Seni yerim. Şimdi kahkaha yogasının üçüncü aşamasında çocukça sevinçler var. Çocuklu sevinçleri ne yapıyoruz? Çok iyi, çok iyi, hey! Tam benlik çok hareketler. Iyi, çok iyi, hey! Çok iyi, çok iyi, hey! Harikasınız. Dördüncü aşamaya geliyoruz. Aslında günlük hayatımızda bir sürü şeyle karşılaşıyoruz. Bu selamlaşma olabiliyor, bazen tartışabiliyoruz. Başımıza gelen her şeyi aslında daha kolaylıkla halledebilmek için ne yapıyoruz? Gülümsediğimiz zaman her şey daha kolay olabiliyor, evet, değil mi? Şimdi biz kahkaha yogasını selamlamayla başlamayı çok seviyoruz. Ve uzak doğu selamlaması yapıyoruz. Hintliler Hindistan kökenli olduğu için böyle yaparlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Sen ve ben biriz, bütünüz anlamına geliyor. Namaste. Şimdi herkes bir ayağa kalkıp yanındakine bu hareketi bir yapacak. Fakat bunu yaparken kahkaha atacağız. Tamam mı? Şimdi telefonla konuşuyoruz, telefonla konuşuyoruz. Pek de aslında hoş bir haber almadık ama olsun, biz yine de kötü haber alsak da gülmeyi beceriyor olmamız lazım. Elimize hayali telefonumuzu aldık. Ondan sonra ve böyle dolaşırken... Selda'cığım gerçekten yani... Süperdiniz. Şimdi bir insanı gerçekten durduk yerde güldürebilmek çok zor değil mi? Evet. Şimdi bu insanların yüzüne bakar mısın şu tatlı gülümsemelerine? Gerçekten harika görünüyorsunuz. Kendinizi önce bir alkışlayın. Sonra da sevgili Selda Susan için büyük bir alkış. Az sonra çok değerli bir konum stüdyoda olacak. Bakın kim geliyor efendim. Çok teşekkürler. Bel ve boyun ağrıları hayatınızı kabusa mı çevirdi? Sürekli ayak ve bacaklarınız mı şişiyor? Variz kabusu hayatınıza alt üst mü ediyor? Endişelenmeyin. Çünkü çözümü var. Damar nasıl yırtılır? Variz nasıl ve neden oluşur? Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Murat Aksoy uygulamalı anlatımlarıyla şimdi Çağla'yla yeni bir günde. Muhteşem kahkahalı başlangıçtan sonra Profesör Doktor Murat Aksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler, gayet iyiyim. Valla enerji aldık sabah müthiş sabah sizden. Müthiş bir açılış yaptık. Harika, gerçekten. Harika, kesinlikle. Ya, değil mi? Fakat bu bilimsel olarak da kanıtlandı. Enteresan bir çalışma söyleyeceğim. Biliyorsunuz hani esasında yüzümüzün daha gergin görünmesi için botulinum toksini dediğimiz enjeksiyonlar yapılıyor ya. Aa, öyle mi? Hani daha gergin görünüyor, kırışmıyor yüzümüz. Anladım, tamam. Evet. Çünkü gerçek adı reklama girer diye söyleyemiyorlar. Doğru, bilinen evet. Adı. Şimdi... Onunla ilgili bir çalışma var, evet. Hı. Şimdi onu yapan kişilerle yapmayan kişilerin depresyon modları araştırılmış. Ve bu iğneyi yaptıran kişilerde depresyon daha az. Gerçekten neden mi? Biliyor musunuz? Çünkü bakın, biraz önce çok güzel bir şey söylendi. Dendi ki beynimiz esasında güldüğü zaman bunun hangi nedenle olduğunu fark etmiyor. Bilmiyor, ama gene evet. De o mutluluk hormonlarını salgılamaya başlıyor. Hı hı. İşte eğer yüzünüzü böyle kırıştırdığınız zaman, depresif bir mod aldığınız zaman, ya bugün çok kötü ya, hava da çok kötü, ne olacak falan dediğiniz zaman çatamamak çok iyi o zaman. Çok evet. Mutsuzum bak, çatamıyorum. Tabii. Çok mutsuzum ama çatamıyorum. Beyni algılamıyor yani o çatmayı, o öyle yüzden, mi? O yüzden tabii bilimsel çalışmalar onu çok net olarak gösterdi. Aa, çok güzel. Depresyon hocam, oranı daha az oluyor. Birazcık daha mı çoğalsa? Biraz daha yapabilirsiniz. Peki hocam, asıl konumuza geleceğiz. Ayak ve bacaklardaki tamam. Ağrılarla başlayacağız ama önce bir veterinerimiz var, halkımıza sorduk bu konuda ne kadar bilgililer, bir öğrendik. Onların cevaplarını alalım, sonrasında burada sorularımıza başlayacağız efendim. Buyurun. Varis deyince aklınıza ne geliyor? Bacaklardaki olan damarlar mıdır? Hmm.
Öyle bir şeyler geliyor. Benim bildiğim kadarıyla damar genişlemesi olarak biliyorum ben. Damarın daralması ve genişlemesinden ilgili. Varisle ilgili sıkıntınız var mı? Yok çok şükür. Gecede böyle kramp girdiği zaman anide uyanıyorum. Ayağımı şey yapamıyorum, uzatamıyorum. Kasılı kalıyor böyle. Bende varis problemi yok. Bende iç varis var. Ağrım vardı bilekte, şişiyordu, fazla yürüyordum. Engelliyor diye gittim. Doktor ultrasona beni yazdı. Girdiğimde de sonra çıkışta da işte iç varis olduğunu söyledi. Neden kaynaklanır bilir misiniz? Onu bilemiyorum. Neden kaynaklanır? Kiloyla mı alakalı acaba? Hareketsizlik mi olabilir bilmiyorum. Uzun süre ayakta durmaktan kaynaklandığını biliyorum. Benim de kilom dalmadı bilmiyorum. Ayaklarım bazen yürüdükçe ağrı yapıyor. Olmamasından dolayı bir önlemle karşılaşmadım ama yürümeyi çok sevdiğim için o nedenle de şu ana kadar bir problem yaşamadım. Ama ileriye doğru yaşar mıyım yaşamaz mıyım onu da bilmiyorum. Hiç dikkat etmiyorum. Nasıl dikkat edeceğim de bilmiyorum varis için. Uzmanımız bizi şu an dinliyor. Tamam. Ben de ona sormak istiyorum. Kilomdan mı yoksa fazla ayakta durduğum için mi? Bunu sormak istiyorum. Neden? Sorular çok elbette. Evet. Ama öncelikle bu ağrılarla nasıl başa çıkacağız? Bu ağrılar neden oluyor aslında? Ayak ve bacak ağrısı. Şurada sorsak herhalde birçok kişi mutlaka illa da bir sızıntı olarak da bu ağrıları hissediyordur değil mi hocam? Bence öyle. Bir soralım hatta. Ve özellikle kaç yaşından sonra hissetmeye başlıyoruz bu ağrıları? Şimdi şöyle bir hakikaten bizim soralım. İşte izleyicilere bir soralım. Bugüne kadar hayatınızda en az bir kere bacak ağrısı çekenler el kaldırsın. Yani evet herkes neredeyse, çekiyor değil mi? Evet. Fakat bunun tabii neden olduğunu söylemek her zaman çok kolay değil. Çünkü bacağımızda neler var? İşte bakın kaslar var, cilt var, damarlar var, kemikler var, sinirler var, eklemler var. Dolayısıyla bunlardan herhangi bir tanesi aslına bakarsanız bacağınızdaki ağrıların nedeni olabilir. Şimdi önemli olan şu, acaba bacağınızdaki varisler ağrının nedeni mi? Çünkü doktora gidersiniz, muayene oldunuz, varisiniz var dendi. Ameliyat önerildi size. Ameliyatı da oldunuz ama ağrınız bir türlü geçmedi. Hmm. Çünkü illa varisinizin olması ağrınızın varisten kaynaklandığını göstermez. Anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bunu bir kere söylemek lazım. Hakikaten toplumda çok sık. Neler olabilir hocam? Onu da bir konuşalım. Yani varis olabilir dediniz. Başka bu ağrıların sebebi neler olabilir? Şimdi diyelim ki sinir sıkışmaları olabilir. Onun dışında eklem problemleri olabilir. Yani eklem kireçlenmeleri olabilir. Doğuştan mesela kalça çıkığı vardır ama çok ciddi bir küçük o şey olmayabilir, sıkıntı olmayabilir. Zaman içinde iyice deforme olduktan sonra ağrı başlatıyor olabilir. Belden gelen ağrılar da belden ağrılar olabilir. Hani belinizdeki bir fıtık eğer sinire bası yapıyorsa bacağınızın arkasında o ağrıyı hissedebilirsiniz. Hı hı. Kaslarınız miyajı dediğimiz hastalıklarla bazı romatizmal hastalıklarla ağrılar olabilir. Sinirin kendi ağrıları olabilir. Dolayısıyla bu süreye baktığınız zaman aslında o kadar çok ağrı nedeni var ki bacağınızda. Hı hı. Ama gelin varis kaynaklı ağrılar nasıl oluyor biraz onu anlatayım evet, size. Evet kesinlikle zaten şimdi, konumuz o hocam. Evet, aynen. Şimdi varis ağrıları genellikle şöyledir. Hasta sabah kalktığı zaman hiçbir şikayeti yoktur. Hı hı, mis gibi kalktı. Rahattır. Dinlenmiştir, kendini enerjik hisseder, o gün karşısına çıkacak her türlü engeli aşabileceğini düşünür. Ama öğleden sonra yavaş yavaş özellikle baldırlarında ve yavaş yavaş uyluklarında üst taraflarda ve bacağının yanlarında ağrı hissetmeye başlar. Bu ağrı öyle bir ağrıdır ki hani 10 üzerinden şiddetlendirin deseniz 10 üzerinden 3 ya da 4 dersiniz. Yani sızlamayla evet. Ağrı arasında kalmış. Mesela ağrı kesici aldırmaz çoğunlukla. Dayanılabilir bir ağrıdır. İşlerden çok alıkoymaz. Hı hı. Ama birazcık da canımızı sıkar değil mi? Ben buradayım der. Hı hı. Ben buradayım der. Akşama doğru gittikçe ağrı artmaya başlar ve en sonunda akşam kişi eve gittiğinde çoğunlukla ya artık bir yatayım şu ayaklarımı uzatayım da bir rahatlayayım der. Buna ihtiyaç duyar mı? Buna ihtiyaç duyar. Otururken bile eve gitti televizyon seyrediyor. Artık hani belki işte evinde işini yaptı, yemeğini topladı, bulaşığını yıkadı vesaire. Artık televizyon vakti geldi mutlaka şöyle ayaklarını bir uzatma ihtiyacı hisseder. Yani bu çok klasik olarak variste gördüğünüz ağrı tipidir.
Tabii şikayet sadece ağrıyla da sınırlı kalmıyor. Şişlik falan da yapıyor mu? Kesinlikle. Hı hı. Özellikle gene sabah olmayan ama akşama doğru olan ağrılar burada çok belirgin ayaklarım olur. Ayaklarım şişti deriz, şöyle bir yukarı uzatmak evet. isteriz. Tabii. Aslında bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi de varis. Çoğunlukla dolaşım problemidir. Hı, dolaşım bir problemi. Varistir. Ama şöyle düşünün, şimdi buradan hepimiz kalktık, bir otobüs kiraladık. Hı hı. Buradan Bodrum'a gidiyoruz otobüsle. Ne kadar güzel olur değil mi? Ne hadi tatlı, buyurun desek. Ne kadar güzel. Evet. Ertesi gün gittiğimiz zaman otobüsten indiğimizde hangimizin ayağı şişmez? Ay ben ya ben bir deri bir herkesin kemiğim. Herkesin şişer. Yani uçak, otobüs vesaire hı-hı. uzun yolculuklarda ayaklarım kocaman oluyor. Neden? Şişiyor. Çünkü ayakları sarkıttığımız zaman aşağıya ve doğru. hareketsiz kaldığı zaman o zaman sürekli kan aşağıda birikme eğilimi gösteriyor yer çekiminden ötürü. Hocam biz aslında kelime olarak varisi biliyoruz ama yani ne anlama geldiğini şurada sorsam belki herkes söyleyemeyebilir. Şimdi bu hı-hı. soruya geçmeden önce bir telefonumuz var. Reyhan Hanım'ı tamam. daha fazla bekletmeyeyim. Bir günaydın diyeyim kendisine. Reyhan Hanım. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Buyurun, sorunuzu alalım. Mesela ben de uzun yolculuklar yaptığım zaman, hı-hı. 8 saat sürdüğü zaman, gecesinde bir kramp giriyor ayağıma. Hı-hı. O kramp girdikten sonra da ayağımda bir morluk oluyor. O mor sonra zamanında ben masaj yaptıkça yeşile dönüyor. Sonra geçiyor, kayboluyor. Ben doktorlara da gittim. Romatizma doktoruna da gittim. Kalp doktoruna da gittim. Kalp damar doktoruna. Muayene diye röntgen falan da çekildi. Hiç varis de yok. Normal varis de yok. Hiçbir şey yok. Ama ben böyle kramp çekiyorum. Gece uykumdan uyanıyorum. Ağrı geliyor. Onu sormak istiyorum. Bana da giriyor bazen geceleri. Vitamin eksikliği gibi bir şeyler konuşuluyor ama kalsiyum, magnezyum eksikliği evet. ve bunların hepsi tabii krampa neden olabilir. Ama morarma hocam, morarma oluyor diyor. Şu esasında bir dolaşım probleminden bahsediyoruz. Değil mi? Evet, bu çok net. Şimdi hanımefendi özellikle uzun yolculuklardan sonra olduğundan şikayet etti. Doğru değil mi? Gün içinde oluyor mu Reyhan Hanım? Akşamda tekrarlıyor mu? Her akşam yaşıyor musunuz mesela bu sorunu? Mesela denize gittikten sonra denizde oluyor. Denizden sonra oluyor. Yolculuklar peki, sonrasında. Peki soğukla ilişkisi var mı? Efendim? Soğukla ilişkisi var mı? Evet, denizde oluyor çoğunlukla. Denizde yüzerken oluyor. Peki. Şimdi İki neden olabilir. Bunlardan bir tanesi gerçekten de dolaşımdaki problemden dolayı olabilir. Doppler ultrasonografi yapılmış size, yani renkli ultrason yapılmış evet. ama bir şey görülmemiş anladığım kadarıyla. Bazen nedensiz, yani altta ciddi bir hastalık olmasa bile çok uzun süre ayakta kaldığımız günlerde veya hareketsiz kaldığımız günlerde bacağımızda bu tür renk değişiklikleri olması normaldir. Bir kere onu söylemek lazım. Özellikle hareketsiz yaşıyorsanız bu durumda bu şikayetlerin artma ihtimali de biraz daha yüksektir. Hmm. Ha bir de özellikle soğukla karşılaştığımız zaman renk değişikliği olabilir. Bu bazen ayaklarda olabilir, bazen ellerde olabilir. Soğukla karşılaştığımız zaman elimiz önce bir morarır, sonra beyazlar, arkasından da kıpkırmızı olur. Bu da farklı bir romatolojik hastalığın belirtisi olabilir. Bazen de hiçbir hastalığın belirtisi değildir. Kişinin sadece soğuğa verdiği reaksiyon biraz fazladır, aşırıdır. Çünkü biliyorsunuz sıcağa ve soğuğa vücudumuz bir tepki veriyor aslında. Evet. Acaba kışın daha fazla oluyor mu Reyhan Hanım soğuklarda? Karda falan yürüdüğünüzde, ayaklarınız üşüdüğünde? Denizdeyken oluyor. Mesela ben Kaplıca'ya gitmiştim. Kaplıca'da da oldu. Sıcak suya girdiğim zaman da oldu. Şimdi tabii çok sadece telefon görüşmesiyle burada ben sadece yorum yapabilirim. Çok özür dilerim. Dolayısıyla hani gerçekten belki bir muayene sonrası daha yorum yapabilirim size. Çünkü evet. sizin özelinizde esasında genele mesajlar vermeye çalışıyoruz. Tabii ki. Dolayısıyla sizin hani belki farklı bir durumunuz olabilir. Onu da muayene etmeden söylemek pek mümkün değil doğrusu. Mutlaka bir uzmanınıza görüşün tekrar Reyhan Hanımcığım. Ama korkulacak bir şey olmadığını evet, da yani, doktorumuz söylüyor. Sonuçta bir doktor sizi muayene ettiyse, gerekli testler yapıldıysa ve ardında da ve altında da yatan ciddi bir hastalık ortaya çıkmadıysa endişe etmeye gerek yok. Fakat şunu söylemek lazım, bu çok sık olur ya. Ya doktora gittim, o kadar test yaptı, hiçbir şey de çıkmadı. Evet. Şimdi bakın, bazı hastalıklar bulgu vermeye başlar, kendini gösterir ama laboratuvarda veya röntgenlerde kendini göstermeyebilir. Böyle bir pencere dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Henüz başında olmuş evet. olduğundan dolayı. Dolayısıyla takibi bırakmamak lazım. Hmm. Bir şey çıkmadı mı? Bir sene sonra tekrar gidin şikayetleriniz devam ediyorsa. Bunu evet. hiçbir zaman unutmayın. Aksaklı. Bu sadece sizin için değil. Doktora gidip de şikayetinin hangi nedenle kaynaklandığını bilemeyen herkes için geçerli bir söz aslında. Vücudumuzu çok iyi dinliyoruz Reyhan Hanımcığım.
Evet, teşekkür ediyoruz telefonumuza. Hocam şimdi şunu sormak istiyorum. Varis nedir onu soracağım. Bir de sağlıklı damarla sağlıksız bir damar arasındaki farkı da gösterelim istiyorum izleyenlerimize. Tamam, peki. Tamam. Varis nedirle başlayalım o zaman. Şimdi varisler aslında toplar damarların genişlemesidir. Toplar damarlar neydi? Bir onu hatırlayalım. Şunu şöyle biraz önüme alıyorum. Şimdi toplar damarlar neydi? Hatırlayın, kalbimiz akciğerlerden gelen o oksijeni yüksek temiz kanı, pırıl pırıl kanı ne yapıyor? Pompalıyor, bacaklarımıza gönderiyor. Evet. Sonra bacaklarımız o kanı, bacaklardaki kaslar o kanı kullanıyor, oksijeni kullanıyor. Oksijenini aldı, geriye kirli bir kan kaldı, ne yapıyor? Onu yukarı gönderiyor, yani kalbe geri gönderiyor. Diyor ki sen artık bunu bir oksijenle, bunun oksijeni düştü diyor. Onun üzerine bunu taşıyan yollar neler? İşte toplar damarlar. Bacağımıza gelen bu kan daha sonra toplar damarlarla yukarıya kadar çıkıyor. Bu toplar damarları ellerinizde de görebilirsiniz. Şöyle ellerini herkes bir sarkıtırsa. Sarkıtmama gerek yok. Benimki ortada. Her şey ortada. Ama çok bu. Şu mesela bakın elinizin üstündeki damarlar şunlar. Bunlar toplar damarlar. Bacaklarınızda da var. Şu ellerini sarkıttığınız zaman şişti mi ellerinizin üzerindeki damarlar? Peki güzel. Şimdi şöyle yapın bakayım. Kaldırın. Ben fotoğraflarımı hep böyle çekiyorum hocam. Önce neden? Yukarı kaldırıyorum sonra. Ha, belli olmasın. Tabii. Yok, o da güzel. Tabii. Neden öyle yaptığını biliyor musun? Yani ben hani nedenini anladım fotoğraf anlamında ama ne oluyor da sen elini böyle kaldırdığın zaman? Teşekkürler, indirebilirsiniz. Bilmiyorum hocam, herhalde aşağı gidiyor şey. Aşağı kalbimiz nerede? Burada. Evet. Yukarı kaldırdığımız zaman kalp aşağıda kaldığı için içindeki kan yer çekiminin etkisiyle kana boşalıyor. Ama aşağı indirdiğim zaman bu sefer kalp yukarıda kaldı. Elime doğru geri kaçmaya tekrar başlıyor geri. Ve damarlar, evet, damarlar şişiyor. Şimdi eğer bu şişen damarlar normalde olduğundan daha geniş olursa, büklümlenmeye başlarsa, cidden kabarık olmaya başlarsa o zaman biz bunlara varis diyoruz. Varis diyoruz. Bunu çok iyi anladık. Bir de kılcal damarlar var. Hani onlara da varis deniyor genellikle. O yüzden ondan da bahsedeyim. Bacağınızda cidden kabarık olmayan ama belirgin böyle kırmızı ya da işte mavi renkli olan ufak kılcal damarlar vardır. Ay evet, onlar niye oluşuyor? Daha çok yani yaşlarda oluşuyor diye biliyorum ama. Yaş, evet doğru, yaş ilerledikçe artmaya başlıyor görülme sıklığı. Evet. Yani 18 yaşında. Oluyor? Aslında burada da problem biraz damar sisteminin yavaş yavaş yaşlanmaya başlaması. Gençlerde şimdi, görülme ihtimali var mı var peki? Var tabii, 18 yaşında 17 yaşında bile görülebilir. Gerçekten. Özellikle mi? Ailede varsa. Yani ailenizde varisi olan kimseler varsa sizde de varis olma ihtimali yüksektir. Hocam konu konuyu açtı, aklıma geldikçe soruyorum. Tabii, tabii. Bu kılcal damarlar lazerle yakılıyor diye bir şey duymuştum. Ne kadar doğru bu? Çünkü görüntü olarak bizi oldukça rahatsız eden doğru, bir şey. Doğru. Kurtulabiliyor muyuz lazerle? Şöyle, şimdi bütün bizim geçenlerde bir uluslararası toplantımız oldu. Orada da işte böyle uzmanlar arasında yaptığımız masa başı toplantıda şuna karar verdi herkes. Bu kılcal damarlarda en iyi yöntem köpük skleroterapi. Yani köpükle ilaç vererek içine o damarları ortadan kaldırmak. Lazer ikinci aşamada kullanıyoruz genellikle. Onun dışında başka yöntemler de var. Evet. Isıyla falan yapılan var. Yani sonuçta bir şekilde çözüm bulmaya çalışıyoruz tabii ki. Çünkü genellikle kadınlar özellikle kılcal damarlardan biraz daha sıkıntılılar doğrusunu isterseniz. Değil mi? Görüntü olarak. Ve çok sık. Evet, yani şimdi mesela burada soralım gerçekten. Mesela bacağında kılcal damarı olan veya varisi olanlar el kaldırsın. Evet. Bakın ne kadar sık. Yani çok sık, çok. 50 yaş grubuna baktığınız hocam, zaman. Ama hocam ben 39 yaşındayım, benim de bacağımın arkasında var. Şimdi gösteririm birazdan. Enteresan bir şekilde büyük ihtimalle benimki meslek hastalığı da olabilir. Tabii. Değil mi? Sürekli ayakta durmaktan, sürekli topuklu ayakkabı giymekten de. Bir de ne var? Boyun uzun. Nasıl yani hocam? Boyum uzun diye varisim mi çıkacak? Tabii. Benim? Boy uzun olduğu zaman varis çıkma ihtimali biraz daha yüksek oluyor. Neden? Çünkü senin kalbin burada, benimki burada. Yani biraz daha yüksekte. Hafif görece olarak çok daha senin ayak bileğindeki basınç daha yüksektir bana göre. Aa, bu sebeple bende de daha fazla görülebilir uzun boylularda. Bir de meslek var. Meslek de yani sürekli ayaktasın, topuklu ayakkabı giyiyorsun. Topuklu ayakkabı biliyorsunuz arttırır. Varis olma ihtimalini. Ailede varsa riski arttırır. Kilo yok sizde ama kilo varsa riski arttıracaktır. Hareketsizlik riski arttırır. Dolayısıyla bir kere bir... Genetiğinizde varsa, yani ailenizde varsa dikkat etmeniz gereken şeyler var. Evet. Uzun süre ayakta kalmayacaksınız. Ama diyelim ki tezgahtarsınız, mankensiniz,
öğretmensiniz. Hı-hı. Yani ahçısınız. Yani mecburen. Sürekli ayaktayız. Evet. O zaman ne yapacaksınız? O zaman varis çoraplarını kullanmaya özen göstermek lazım. Hocam yayında varis çorabı giyemeyeceğime göre çıkınca giyeyim ben en iyisi. Tamam. Peki bir sorumuz vardı, onu alalım. Tabii. Hocam buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kılcal damarlarda çatlama oluyor bazen. Şimdi kılcal damarlar neden oluyor? Bir gelelim. Onu hemen ilişkilendireceğim. Sizde var mı? Görebiliyor muyuz şu an? Üstünüz müsait mi pantolonunuzdan? Gelebilir misiniz? Bakalım. Şimdi vücudumuzdaki, şöyle ortamıza alalım istersen seni. Vücudumuzdaki bütün organlar aslında bir yandan yapılıyor, bir yandan yıkılıyor. Bu ne demek? Yani sürekli bir değişim var aslında vücudumuzda. Evet. Damarlarda da aynı şey var. Damarlar bir boru değildir. Damarlar bir organdır aslında. Dolayısıyla her gün damarlarda yeni hücreler yapılır, eski hücreler ortadan kaldırılır. Şimdi bu sistemde her gün iki hücre ölürken iki hücreyi yapmam lazım. Evet. Doğru mu? Evet. Ama her gün 5 hücre ölürken ben sadece 2-3 hücre yapmaya devam edersem ne olur? Damarım zayıf kalır, evet, doğru, duvarlar. Evet. O zaman işte eğer kılcal damarlar basınçla genişlemeye başlarsa görünür hale gelirler. Ve zaten duvarı da zayıf olduğu için şöyle yürürken ayağını bir yere çarpsan hemen anında orası çatlar. İçindeki kan dışarı çıkar ve morluklar ortaya çıkar. Görebiliyor bakalım sizinkileri. Şuralarda. Şimdi. Tamamdır. Kaç yaşındasınız? 65 yaşındasınız. Şimdi baktığım zaman bir kere bir, şurada gördüklerimiz, bakın bu toplar damarlar, bunlar normal damarlar. Tamam? Evet. Bunlar varis değil. Çünkü neden? Çok dışarı doğru kabarmamış, büklümlenmemiş. Hocam şu tarafta tamamen... görüyorum, bir şu tarafa doğru çevirebilir misiniz? Şimdi mesela şu kılcal bir damar, normal basabilirsiniz, normal basabilirsiniz. Bakın burada biraz genişlemeye başlamış gerçekten. Ama esas şurada mesela bir kılcal damar görüyorum. Bir çevirebilir misin ayağını lütfen? Bak burası aşağıda daha belirgin olarak kılcal damar genişlemeye başlamış. Ha bu bir sağlığı tehdit eden bir durum değil. Evet. Tamam, korkmaya, endişe etmeye gerek yok. Ama mesela bacağında ağrı oluyor mu olmuyor mu bir söyler misin bana? Bacaklarımda bazen oluyor. Her gün olmuyor bir kere. Yok. Peki uzun süre ayakta kalmakla falan ilgisi var mı? Ayakta çok kaldım hocam ben. 18-19 sene bir dükkan işletmiştim. Devamlı işte ayaktaydın. Ayaktaydım. Onun da etkisi var yani. Peki kılcal damarlar bacağının daha fazla neresinde? Yukarılarda mı çok yoksa aşağıda mı? Aşağılarda. Neden? Çünkü bakın aynı şeyi söylüyorum. Biraz önce dedim ya. Şey mi? Basınç aşağı doğru gittikçe arttığı için aşağıda daha fazla kılcal damar görüyoruz. Evet. Bunlar sağlık için endişe etmeye gerek yok doğrusunu isterseniz. Ağrıların hepsini de buna atfetmek doğru değil. Evet. Onu da söylemek lazım. Şu anda gayet iyisiniz. Varis problemi yaşayan birisi vardı aramızda. Alabilir miyim sizi lütfen? Hocam benim de buradaki... Bakayım. Evet şurada hafif böyle aman aman. Yavaş yavaş şurada ortaya çıkmaya başlamış. Ufak bir damar. Hani bu tamamen biraz... Evet genellikle zaten buralarda bu yeşil damarlar belirlenmesi genellikle kadınlarda diz arkasında başlar. Kılcallar yani böyle tamamen çizgi çizgi olanlarsa daha fazla ayak bileğinde olur. Şimdi bu acaba ileride daha fazla olacağının habercisi mi yoksa bu tek başına orada kalabilir mi? Eğer bir kere damarınız çıktıysa ileri yaşlarda da yeni damarlar çıkacaktır anlamına gelir. Çoğunlukla. Ne yapmam lazım çoğunlukla acaba? Ne yapmam lazım acaba? Şimdi, işte şöyle ayakta durmaman lazım. Topuklu evet. Ayakkabı giymemen lazım. Dar tight pantolon giymemen lazım. Hepsi bende mevcut. Şimdi bir şeyden konuşalım. Mesela topuklu ayakkabıyı sürekli mi giyiyorsunuz yoksa sadece işte çekimde yayında. Mi? Yayında. Yok gündüz yayında. Yok gündüz giymiyorum. Yani en azından mesela yaptığınız gibi sınırlamak doğru. Evet evet. İşim hani biter sürekli çıkarıyorum. Mesela topuklu ayakkabı neden acaba varislere neden olur? Neden olabilir sizce? Herhalde tabana daha çok yük bindiği için alt tabana. Bir yürüyün bakayım ne kadar bacak kasınızı etkin kullandığınızı yani düşünüyorsunuz. Daha fazla kullanıyorum tabii. Aslında bakın şu anda Çağla Hanım'ın baldırına dikkat edin. Baldırı kasılıyor mu? Hep aynı. Ama gevşeyip kasılıyor mu? Hayır. Hep aynı. Hep kasık. Ha evet hep doğru. Kasılı. Şey, doğru mu? Kaslardan bahsediyoruz değil mi? Evet şunlardan bakın. Çağla Hanım'ın baldırı hep kasılı durumda. Hiç gevşemiyor. Ama benim ihtiyacım olan şey kanı yukarı pompalamak için kas olarak gevşeyip kasılmam. Gevşeyip kasılmam. Böylece içimdeki kanı yukarı pompalayabilirim. Hocam bu durumda... gibi bir... Ya da ayakkabılar yani, çıkacak ya da ayakkabıları işte. Yani çıkaracağım. Ben başka şimdi bakın, şansımız yok. Şimdi ben tabii burada göstereceğim. Pantolonum var ama size alabilir miyiz? Babetli evet, bir arkadaşımız babetli var. Bir arkadaşımız. Şimdi bakın.
Babetler de çok tercih ettiğimiz ayakkabılar değil. Genellikle 2-3 parmaklı topukları tercih ederiz. Ama bir yürümenizi rica edeceğim. Yavaş yürüyün ama lütfen. Bakın, baldır kasları biraz daha gevşeyip esasında sıkışıyor. Neredeyse çok da kısılmıyor bile diyebiliriz aslında. Evet, dolayısıyla mesela babetler de çünkü çok tercih ettiğimiz ayakkabılardan değil. Evet, yine de böyle bir 3-4 santim topuğumuz olsun, evet, istiyorsunuz. Olsun ki, evet, çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler, sağ olun. Hani o kaslarınız yeteri kadar kasılsın, gevşesin ve kanı yukarı pompalasın. Aksi takdirde kanı yukarı pompalamazsanız ne olacaktır? Bu damarın gittikçe genişlediğini görmeye başlayacaksınız. Çünkü içindeki kan miktarı arttıkça ne olacak? Genişleyecek. Genişlemeye başlayacak. Doğru mu? Evet. Şimdi bu genişleme aşağı doğru yansırsa ne olur? Bakın, bu dala yansıdığını düşünelim. Bunu biraz daha ben şimdi şöyle genişletmeye başladım. Doğru mu? Genişe, bakın, genişe aşağı genişledi. İniyor. Genişledi, genişledi ama şey düşünün. Bir koltuğa 3 kişi oturduğumuzu düşünün. 3 kişilik bir koltuğa. Evet. Rahat oturuyoruz. Doğru mu? Evet. 4. kişi oturmaya geldiği zaman ne yapar? Önce şöyle bir poposunu oturtur. Ondan sonra yavaş yavaş kımrımlanmaya başlar. Doğru mu? Doğru. Bakın, damarlar da aynısını yapmaya başlıyor. Kendine yer bulmak için kıvrımlanmaya başlıyor. Ve genişlemeye başlıyor. Ve genişlemeye başlıyor. Dolayısıyla böyle varisler ortaya çıkıyor işte. Çok iyi anlattınız gerçekten. Sizi alabilir miyim? Varis problemi yaşayan. Büyük damarlar mı? Dün bile doktora gittim hocam. Doktor ayağınıza geldi. Geçmiş olsun. Evet, tamam. Şöyle şimdi mikrofonu söyleyeyim. Birazdan bir mikrofonla herkes duysun sizi. Evet. Şimdi benim gece yatırken şu arkadan damarım çekiliyor. Müthiş bir ağrı oluyor. Bir de şu yanda dikkat ettiğiniz zaman böyle dururken damarım atıyor. Tak 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 şişiyor. Peki. Ve doktora gittim. Varis çorabı verdiler. Tamam. Ama faydasını görmedim. Ama daha dün gittin canım. Hayır, daha önce 6 ay önce gittim. Daha önce de gittin. Tabii. Varis çorabı verdi. Dün tekrar gittim. O zaman cuma ne oldu? Cuma günü tahlil yapacaklar. Tahlil yapacaklar. Peki şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. İsim neydi? Saadet. Saadet Hanım, şimdi bacağınıza baktığım zaman tabii ki hani pantolonunu bakıyorum, sadece şuradan itibaren bakıyorum. Evet. Ama hani çok kabaca şikayetleriniz bana sanki varistenmiş gibi gelmiyor. Çünkü ayak bileklerinizde baktığım zaman bir kere zaten ince ayak bilekleriniz var. Evet. Hiç ödem zarif. Yok. Evet. Dışarıda görünen bir varis yok. Dolayısıyla eğer ultrasonunuz da normalse bence şikayetleriniz varisten değil. Hocam ki, o çekiyor dediği damar mı gerçekten? Hani bir şey çekiyor diye o kas mı, damar mı? Çok iyi söylediniz onu. Şu kalç buradan söyle bakayım. Başlıyor. Bakın şu oraya kalçama kadar. Asla bu tarafıma yatamam. Şimdi damarım, ne dedin sen, bir şey dedin. Damarım çekiyor dedi. Çekiyor. Bir de pat çekiyor. Pat atıyor mu dedin? Evet. Tık, tık, damarlar tık, böyle tık, şeyler yapmazlar. Geriyor, geliyor, damarını geliyor. Alttan alttan geliyor diyorsun. Hayır, geriliyor. Böyle lastik geriliyor. Gerilir gibi damarım geriliyor. Şimdi o hissettiğiniz şeyler, hani biraz önce Saadet Hanım'ın anlattığı şeylerin tümü aslında sizin kaslarınızda hissettiğiniz şeylerdir. Yani hislerdir. Yoksa damarlarınızın öyle gerilmesi, pıt pıt atması gibi şeyler söz konusu değildir. Kaslarınız olabilir. Elinize gelen şeyler, o uzun böyle sert olan, ama bu mesela hep şöyle olur, ay bu damarım çok sertleşti mesela diyorsunuz ya. Onların hepsi kas aslında. Damarınız sertleşmez öyle. Ancak içinde bir pıhtı olursa öyle hocam, bir şey söz konusu olabilir. Hocam bu çok önemli. Bunu reklamdan sonraya bırakalım benim mı bunu? Kardeşim de trombos hastası. Ablacığım. Geçmiş olsun. Yani ablacığım, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Tamam. Sana bir öpücük vereceğim. Çünkü reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra teşekkür profesörümüz de buradayız efendim. Teşekkür ettim. Gitmeyin, gitmeyin. Kalırsınız değil mi? Buradan devam edeceğiz. Hayatımızı kabusa çeviren bel ve boyun fıtığı elle nasıl teşhis edilir? Bel ve boyun fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü? Bel ve boyun sağlığımız için evde hangi basit sporları yapmalıyız? Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez canlı yayında uygulamalı olarak gösteriyor. Az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Profesör
Profesör Doktor Murat Aksoy bizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sorusu olacaktı hanımefendinin, onu alalım. Hangi bölüme müracaat etmeliyim şimdi, ben hocam? Şikayetiniz daha fazla böyle arkadan gelip diz evet. arkasına devam ettiği için bence evet. bir sinir sıkışması olabilir. Hı-hı. Bir beyin ve sinir cerrahisi kliniğine başvurursanız bence daha fazla yardımcı olurlar size. Çok teşekkür ediyorum. Ne demek, biz teşekkür olsun. Ediyoruz. Sağ olun ve hemen sağ öndeki olun. Yaşım ablamızı alıyoruz. Dün de tanıştık kendisiyle. Çok bariz varisleri görünüyor bacaklarında, belki daha iyi hoş örnekleyebiliriz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle alayım sizi. Bu tarafa doğru dönelim. Ne tarafta var varisler hı. bakalım? Arkalı önde. Hı, evet. Şimdi dik durun. Çok fazla hareket etmeyin siz. Yan, durun. Şöyle hı. yan durun bir. Yan durun. Tamam. Tamam. Şimdi bakın burada dikkat ederseniz mesela varisler daha belirgin olmaya başladı. Bakın şuraya bakın. Kabarmış. Cidden kabarmaya başlamış. Evet. Ayrıca ön tarafta da bakın böyle kılcallar belirmeye başlamış ve ayak bileğine kadar da inmiş orada. Evet, evet. Mesela sizde bariz. Ağrı oluyor değil mi? Evet, çok. Biraz önce söylediğim gibi mi, hani sabah olmayan ama akşama doğru olan ağrılar mı bunlar? Sabah kalkınca daha biraz iyiyim. Daha iyisin. Şişlik? Akşama doğru. Şişlik, her akşam şişlik var. Yani ben evde olsam bile, yani bir yere hı-hı. çıkmasam bile evde bile şişiyor. Nasıl baş ediyorsunuz mesela? Neler yapıyorsunuz varisleriniz için, kılcal damarlar için? Pek bir şey yapmıyorum. Sadece ayaklarımı, yani müsait olduğum zamanlarda ayaklarımı uzatıp da oturmayı tercih ediyorum. Yere oturmayı tercih ediyorum. Hı-hı. O şekilde. Bir de demin de bir arkadaşımızın bahsettiği gibi şöyle mesela sabah kalkarken şöyle yapıyorsunuz ya. Gerinmek istiyorum. Ayağımı... O şekilde ayağıma bir kramp giriyor. Evet. Asla kendime gelemiyorum. Keşke yapmasaydım diyorum ya. Yani. Böyle. Özellikle tabii kramp çok fazla. Yanma şikayetleri fazla. Şişlik fazla. Evet. Bu tür şikayetler hakikaten fazla oluyor. Ama istiyorum ki ben bunun nedenlerini de şurada bir açıklayalım. Evet. Ve gösterelim esasında. En güzeli. Tamam. En güzeli. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi böyle alalım. Şimdi şurada göstermek istiyorum Çağla Hanım. Bakın normalde bizim damarlarımızın içinde, toplar damarların içinde hı hı. çok ufak kapakçıklar var. Hı hı. Şimdi bu kapakçıkların görevini birazdan anlatacağız ama esas önemli olan şu. Damarların içindeki kan akışı her zaman ayaktan kalbe doğru olmalıdır. Yani yukarıya doğru olmalıdır. Hı hı. Her zaman bu kalbe doğru geri dönmelidir. Evet. Tamam. Şimdi eğer biraz önce söylediğimiz problem neydi? Geri kaçarsa, aşağı doğru kaçarsa. Hı hı. İşte bu yukarıya doğru giden kan aşağı doğru gitmemesi gerekiyor. Bu eğer gerçekleşirse, aşağı doğru evet, giderse o zaman varisler ortaya çıkar. Şimdi bunu nasıl sağlıyor? Evet. Bu damarların içinde çok ufak kapakçıklar var. Şimdi çok güzel 2-3 tane videomuz var. Onları göstermek istiyoruz. Hı hı. Bir tanesi bir normal kapakçığın çalışmasını gösteriyor. Şimdi ekrana yansırsa daha net anlatabileceğim zaten. Hı hı. Bu kapakçıkların görevi şu. Kan yukarıya doğru giderken, ben şimdi elimle gösteriyorum. Yukarıya doğru kapakçık açılıyor. Hı hı. Daha sonra kapanıyor. Hı hı. Böylece yukarıya gitmiş olan kan aşağı doğru geri kaçmıyor. Şimdi bakın ortada gördüğümüz çok ufak oynayan incecik böyle bir kalem çizdiği gibi evet. bir beyazlık var. Bunu seçiyor musunuz? Evet, bakın seçiyorum. Bunu dün sizin için ultrason sırasında çektim. Bakın. Ultrasonda kapakçıklar böyle ufak olarak hareketler. Görülüyor. Hı-hı. Şimdi bu kapakçığın özelliği ne biliyor musunuz? Hı-hı. Bu kapakçıklardan onlarca var. Damarda böyle boylu boyunca dizilmiş durumda. Hı-hı. Şimdi bizim toplarımızın kan olduğunu düşünün. Hı-hı. Bu kan yukarıya doğru itildikten sonra kapakçık eğer sağlamsa hı-hı. ne oluyor? Kan açılıyor, geriye kaçmıyor. Geriye kaçmıyor. Açılıyor, alıyor ve gitmiyor geriye. Evet. Evet. Bakın gördüğünüz gibi geriye kaçmıyor. Evet. Tamam. Hı-hı. Şimdi ama bu kapakçıklarda bir problem olursa. Hı-hı. Kapakçıklar neden problemli olabilir? Mesela doğuştan olabilir. Hı-hı. Bazen kişilerin kapakçığı olmayabilir. Hı-hı. Veya ailede bu kapakçıklarda bir yetersizlik olabilir. Zaman içinde deforme olabilir. Şöyle tutabilir misiniz? Tabii. Diyelim ki bu kapakçığım benim hasarlandı. Şuradan da. Hı hı. Şimdi eyvah. Sizden rica etsem Çağla. Hı hı. Kanımızı yukarıdan böyle olduğu gibi isterseniz alın. Olduğu gibi. Bakın kanımız burada. Kan geliyor. İçinde hücreler var. Hı hı. Al yuvarlar var. Pıhtı yapan trombositler var. Şimdi ne oldu? Eğer bu kapakçığım benim yetersizse. Bakın. Ne oldu? Kan aşağı boşalmaya başladı. Nerede birikti? Ayak bileklerimizde birikti aşağı işte. Aşağı kadar indi. Aşağı doğru inmeye başladı. İşte dolayısıyla burada
Kapakçığın yetersizliğinden dolayı aşağıdaki kan miktarı arttıkça damar ne olmaya başlıyor? Genişlemeye başlıyor. Dolayısıyla da genişleyen damarlar, normalde görmediğimiz damarları görür hale geliyoruz. Ve işte varis dediğimiz tablo olmaya başlıyor. Çok iyi anlattı gerçekten hocam ya. Şu anda gerçekten çok iyi anladım yani. Ve şu görüntü de çok önemliydi. Az önce gördüğümüz o damarların çalışması, açılıp kapanması. Şimdi bakın mesela şu anda gördüğümüz, bakın işte bu kapakçığı, damarın içine bir kamera sokulmuş. Damarın kapakçı, içi mi burası? Evet, burası damarın içi. Biraz önce gösterdiğimiz, hani şunla ifade etmeye çalıştığımız kapakçık bu işte. Bu sağlam kapakçık. Bakın ne kadar ince. Gerçekten de burada yaptığımız gibi tüy kadar ince değil mi? Evet. Şimdi bir de bunun hasarlanmış halini görelim. Yani gerçekten işte üzerinde pıhtı olmuş ve damar artık kötü bir hale düşmüş. Onu görelim. Bir videomuz daha olacak. Bakın şu anda gördüğümüz videoda kapakçığın hasarlanmış hali. Bayağı paramparça. Paramparça olmuş. İşte bu pıhtı olduktan sonra damarın nasıl deforme olduğunu gösteren en iyi videolardan bir tanesi. Evet, müthiş bir şey. Hiç hayatımda görmediğim bir şey yani. Bu çok iyi açıklıyor aslında ne kadar zedelendiğini. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın bu kapakçık bir tane olsaydı. Mesela şurada olsaydı sadece. Evet. O zaman bu kapakçığı müdahale ederdik. Dikerdik değil mi? Alırdık kapakçığı. Bizi idare eden başka sağlam kapakçıklar var şu an. Tabii var. İdare edebiliyoruz. Evet, yani idare edebilir. Ama şöyle bir şey var. Bu kapakçıklarda bir problem başladığı zaman aşağı doğru onlarca kapakçık var. Böyle aşağı doğru gitmeye başlıyor. Şurada da gösterir. Mesela bir kapakçık bu düzeyde var. Sonra burada var. Sonra burada. Sonra burada. Aşağı doğru da gittikçe sıklığı artıyor bu kapakçıkların. İşte bu kapakçıkların mesela şuraya kadar yetersizse... Aşağısı sağlamsa ne olur? Burası daha fazla şişer. Evet. Ama boylu boyunca bütün kapakçıklar yetersizse kan aşağı doğru tamamen geri akacağı için ne olacaktır? Aşağı kadar bütün damar şişecektir. Evet hocam. Şimdi varis... Şeyi merak ettim şimdi. Hangisi? Böyle düşününce oradaki varis, oluşmuş olan varis pıhtı atıyor mu? Ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi, bu pıhtı akciğere atıyor mu? Çok güzel soru. Şimdi... Onu isterseniz çünkü hemen böyle bir tehlike seziyoruz. Akciğere pıhtı atması demek çok tehlikeli bir durum kulaklar. Herkes çok duyduğumuzda korkuyor tabii. Korkulacak bir şey. Riskleri neler, ne kadar da bir olabilecek, karşılaşabileceğimiz bir şey mesela. Onu ben size burada göstermek istiyorum. Bana bir yardımcı olursanız. Tabii ki. İsterseniz maviyi açalım Çağla. Damarımızı önce biz çizelim. Hatırlar mısınız eskiden şey vardı. Kıvırcık saçlı bir ressam vardı. Tabii seyretmeyi severdik. Tabii ki de. Bulaştırdın mı? Yok, ben kendim bulaştırdım. Sürün diye şöyle süreyim. Tamam. Tamamdır. Şimdi diyelim ki damarımız şöyle olsun. Benim çizimim çok iyi değildir aslında ama artık idare edin lütfen. Çok iyi anlıyoruz hocam, hiç sorun değil. Şöyle damarımızı çizdim. Şimdi damarımızın içinde ufak kapakçıklar var demiştik. Başka bir renkle de istersen o kapakçıkları çizelim. Bu kapakçıkların aynı bir esasında hani tek yöne açılır kapılar gibi düşünebilirsiniz. Bu kapakçıklar şöyle damarın içinde yerleşmiş durumda. Kanın tek yönlü akışını sağlıyor fakat geri kaçmasını önlüyor normalde. Evet. Bir daha boyayayım mı Eli? Ben boyadım zaten. Başka bir o zaman şimdi başka bir renk daha alalım. Tamam. Şimdi eğer benim... Bu kapakçıklarım yetersiz olursa, yani kan damarın içinde birikmeye başlarsa ne olacaktır? Bu kapakçıkların bakın şuralarında yavaş yavaş kan birikmeye başlayacaktır. Şimdi bu biriken kan zaman içinde ne yapacak? Üzerinde pıhtı olmaya başlayacak. Evet. Ve gayet kötü bir görüntüyle damarımı tıkamaya başlayacak. Opa. Bakın ne yaptı? Bu gittikçe pıhtım büyüdü. Kaplamaya başladı. Ve damarın bütününü kapladı. Ve neyin üzerine oturmuştu? Kapakçığımın üzerine oturmuştu. Evet. Biraz önceki görüntüyü hatırlayın. Paramparça olmuş bir kapakçık vardı ya. İşte o kapakçık bu. Bayağı benzedi, evet. Şimdi şunu bir kere söylemek lazım. Bakın. Varislerde, varisli olan kişilerde pıhtı olma ihtimali gerçekten daha yüksektir varisi olmayanlara göre. Ama varisin içinde olan pıhtılar çoğunlukla akciğere atmaz. Ondan korkmayalım. İyi, bu güzel haber. Çoğunlukla.
Ama mutlaka eğer varisiniz varsa bunun tedavisini yapmamız gerekir. Yani yine de ufak da olsa bir risk her zaman var. Yani evet. Atmaya da bilir deyip tedavisinden uzak kalmıyoruz. Yani vazgeçmiyoruz tedavi olmaktan. Bu çok önemli. Yani sonuçta tedavi olmazsak başımıza gelecekleri de konuşalım. Hanımefendi dedi ya hiçbir şey yapmadım. Bir tek akşam ayaklarımı uzatıyorum. Ne gibi tehlikeler bekliyor kendisine? Şimdi bir bu tarafa geçelim o zaman. Tamam. Eğer varisiniz çok uzun süre devam ederse biraz önce söylediğimiz pıhtı mekanizması gerçekten olabilir varislerin içinde. Çünkü bir dere düşünün. Dere dümdüz akarken tortu tutar mı? Yosun tutar mı? Hayır. Tutmaz. Hayır. Ama kenarlarında girintiler varsa, nişler varsa oralarda ne olur? Yosunlar olur. Bir duraksama olur. Yaşıyorsa orada yosunlaşır. Evet. Dolayısıyla oralarda işte pıhtı olabilir. Bu pıhtı akciğere atmasa bile cildinizde kızarıklık, ağrı, tedavi gerektiren bir durum olarak karşınıza çıkar ve sonrasında da ameliyatı hızlıca planlamanız gerekebilir. Bu birinci problemlerden bir tanesi. Hangi durumlarda ameliyat olmalıyız onu az sonra soracağım. Bir telefonumuz var, tamam. Onu alalım lütfen. Selin Hanım günaydın. Merhaba günaydın. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler sağ olun. Buyurun. İyi yayınlar. Sağ olun teşekkürler. Yüzümde kılcal damarlar çıkıyor. Yüzünüzde. Devamında patlıyor. Onu anlamadım neden olduğunu. Merak ediyorsunuz neden olduğunu. Evet. Soralım hocamıza. Yüzdeki kılcallar tamamen biraz önce hani bir yapım ve yıkımdan bahsetmiştim ya. Onunla ilişkili bir durum. Varis değildir onlar. Onlardan korkmayın. Fakat sadece estetik problemdir. Eğer arzu ediyorsanız yüzde şey olmaz. İğne tedavisi olmaz. Onlarda mesela lazeri tercih ederiz. Lazer tedavisiyle lazer cildeki tedavisi. Kılcal damarlardan kurtulabiliyoruz. Kurtulabilirsiniz, yani. Evet. Dolayısıyla orada başka önerim yok açıkçası. Duyabildiniz çok mi Selin Hanım? Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Varsa. Hemen bir tane seyircilerimizden de soru alayım soru varsa eğer. Sorumuz var mı? Yok, zaten her şeyi detaylıca öğreniyorum derken bir soru geldi. Mikrofonunuz varsa alalım hemen. Hızlıca lütfen, buyurun. Varislerim ağrıdığı zaman sıcak havlu koyuyorum. İyi mi yapıyorum, kötü mü yapıyorum doktor bey? Varisler sıcağı sevmez. Sıcağı tercih etmeyin. O yüzden hamam, sauna, işte evet. Çok aşırı sıcak duşları tercih etmeyin. Hatta akşam eve gittiğinizde bacağınıza ılık bir duş tutsanız o sizin için çok daha iyidir. Yani biraz serin ve soğuk hava daha iyidir varisler için. Daha iyi gelir. Oldu. Peki bir WhatsApp'tan gelen bir sorumuz var hocam. Onu iletmek tabii. istiyorum size. Varisler olan bir hanımefendi varis çorabı kullandığını söylüyor. Ancak varis çorabını giymenin en doğru zamanı ne zaman? Atıyorum sabahtan mı giyeyim diye sormuş yoksa akşam yatarken giyeyim mi diye sormuş. Varis çorabını almış ama ne zaman giyeceğiyle ilgili soru sormuş. Varis çorabını sabah giymek en doğrusudur. Kalkar kalkmaz. Evet kalkar kalkmaz giymek lazım. Ama orada da hani şunu çok sık duyuyorsunuz. İşte sabah kalkmadan yani yataktan ayaklarınızı indirmeden çorabınızı giyin. Eğer kalktıysanız bir daha da giymeniz artık fayda etmez gibi şeyler duyabilirsiniz. Bunları çok kafanıza takmayın. İdeal olanı gerçekten sabah kalktığınızda varis çorabını giymek, akşam yatarken de çıkarmaktır. Çıkarmak. Ama eğer bunu yapamadıysanız, hani ideali sağlayamadıysanız idealin bir basamak altını sağlamak sizin için de yeterlidir. Dolayısıyla nedir o da? Gündüzleri giyin. Ne kadar giyerseniz varis çorabını giymek sizin için o kadar iyidir. Peki teşekkür ediyoruz. Hemen kaldığımız yerden devam evet. etmek istiyorum. Hangi durumlarda ameliyat gerektirir varis problemi? Şimdi biraz önce söyledik mesela pıhtı oldu. Pıhtı olduktan sonra gerekebilir. İki, uzun süre bacak damarlarında bu geri kaçak olursa ayak bileğinde renk değişikliği olmaya başlar. Özellikle ayak bileğinin üzerinde şöyle şey kahverengi lekelenme, evet, lekelenme olmaya başlar. Evet. Bakın şöyle kirlenme ben tarıyorum. Gibi. Özellikle de bu nerede olur biliyor musunuz? Ayak bilekleri düzeyinde olur. Yaşayan var mı bu problemi? Herkes ayağına bakıyor tabii haliyle. Ufak bir ayak renk bileğinin değişikliği. İç tarafını, ayak bileğinizin iç tarafına bakın. Eğer bir renk değişikliği varsa sizde var mıydı? Bir kişi varmış orada mesela. Sende vardı. Daha evvel vardı bende. Ben iki ayağımdan da varis ameliyatı evet. oldum doktor bey. Şişme yaptı ve çekme yaptı. İlk gittiğimde çorap verdiler, ilaç verdiler. Faydasını görmedim. Fakat sonradan artık bilekte kahverengi ve daha doğrusu korkmaya başladım. Morarma gibi olmaya başladı. İki ayağımdan da köpükle ameliyat oldum. Fakat doktorun dediği, sağla o kadar uğraşmadım, solla çok uğraştım dedi. Düğüm düğümdü. Ya. Sonradan böyle duyuyordum. Dedim doktor bey kalbe kadar çıkıyormuş. Evet dedi, kalbe kadar çıkar onlar dedi.
Neyse ki evet çok sık gördüğümüz bir şey değil. Hani o kalbe atan pıhtı olayı evet. Hakikaten çok ender gördüğümüz bir şey. Onun için hani korkutmak istemiyorum hiç kimseyi. Evet. Çünkü o çok sorulan bir soru. Mesela ayak bileğinizde artık renk değişikliği başlamış ya, bu ameliyat için kaçınılmaz olduğunuzun bir göstergesi. Son nokta artık evet. Herhalde. Evet öyle çünkü oldu yani. Aksi takdirde yaraya gider orası. Of. Şu kahverengi çizdiğim bölge zaman içinde yara açılabilir ve bu yaralar böyle 3 ay 4 ay iyileşmeyen yaralardır. Bazen 2 seneye kadar uzayan yaralarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bu yaş aşama, ilerlediğinde iyileşmesi de o yaranın kapanması da kendini tedavi etmesi de zorlaşıyor bir herhalde. Bir de yaş ilerledikçe işte diyabet çıkıyor, şeker hastalığı çıkıyor, kalp hastalığı çıkıyor, üzerine kilo alınıyor. Hani sürekli de riskler gittikçe artıyor ya katlanarak, o yüzden daha da zor olmaya başlıyor. Evet. Bu nedenle bir hani ne zaman ameliyat işte karardığını gördüğümüzde en çok değil evet mi? Damarlar belirgin olarak dışarı çıkmaya başladıysa mutlaka söylüyoruz. Onun dışında eğer damar çapı çok genişlediyse mutlaka bir tedavi öneriyoruz. Evet. Şimdi sonrasında da isterseniz hani tedaviyi nasıl yapıyoruz onunla da konuşuruz. Onu da geçeceğiz, hemen bir telefonumuz var. Yeter Hanım telefon attığımızda. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız Çağla Hanım? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Ben doktor beyimize bir sorum var da. Benim bir arkadaşımın kızında sil hastalığı teşhisi konuldu. Onun hakkında bilgi alabilir miyim? Şimdi sil hastalığı lenfödem olarak bilinen hastalık. Lenf dolaşımının bir problemi aslında. Varisle çok ilgili değil ama fil hastalığı olanlarda da, bebek de arkada yorumunu yaptı zaten. Fil hastalığı olanlarda varis biraz daha fazla oluyor, onu biliyoruz. Şimdi normalde bacağımızın cildinin altında bir beyaz sıvının dolaşımı var. Buna lenf dolaşımı diyoruz. Bunu ben şöyle anlatıyorum. Balkon yıkadığınızı düşünün. Evet. Balkon yıkadığınız zaman amacınız nedir? Orada işte rüzgarla falan gelen çöpü atmaktır ki temizliği iyice yapasınız. Lenfin görevi de şudur. Cilt altına bulaşan bakterileri yıkayarak temizlemek ve kana karıştırmaktır. Böylece kana karıştığı zaman da bizim bağışıklık hücrelerimiz onları öldürür. Evet. Şimdi eğer balkonun gideri tıkanırsa ne olur? Siz balkonu yıkadığınız zaman balkonda su birikir. Evet. İşte lenf kanallarınız tıkandığı zaman da aynı balkon örneğinde olduğu gibi lenf cildin altında birikmeye başlar. Dolayısıyla bacağın hacmi gittikçe genişler, bacağa baktığınız zaman büyümeye başlar. Hiç boşalamadığı için de sürekli cilt genişlemekle birlikte adeta sarkmaya başlar. Ayak bileklerinin üzerinden yere doğru sarkmaya kadar gidebilir. Bu böyle bir hastalık. Mutlaka özel tedavi yöntemleri var. Masaj yöntemleri var, lenfödem çorapları var özel. Mutlaka onlarla tedaviye gitmeli. Peki hani mesela normalde biz baktığımız zaman hani tedavisi yok diye, hani Türkiye'de bilinmeyen bir hastalık denildi de o açıdan ben özellikle size aradım. Hani bunun için yapabileceğimiz, hani sizin bize önerebileceğiniz bir tedavi var mı? Yani şöyle, gerçekten lenfödem tedavisi ömür boyu devam etmesi gereken bir tedavidir. Yani bir ameliyat yapalım da düzelsin veya bir ilaç verelim de düzelsin diye bir şey maalesef yok. Dolayısıyla mutlaka bu ömür boyu masaj, işte çorap kullanımı vesaire devam etmesi gerekiyor. Özen gösteren, evet. Gösterilmesi çünkü gerekiyor. Çünkü yani bayağı bir genç bir arkadaş. Kaç yaşında? Yani şöyle söyleyeyim, üniversiteyi yeni bitirdim. Yani ne, en azından şöyle bir şansı var. 20-21 yaşında. Erken dönemde tanınmış, belki daha ileri evrede çok daha kötü pozisyonla karşınıza çıkabilirdi. Tedavisini aksatmadan devam etsin lütfen. Teşekkür ediyoruz Yeter Hanım'a da. Yine bir WhatsApp sorumuz var. Çay, kahve varisi tetikler mi diye bir soru gelmiş hocam. çay, çok, kahve çok yok. Için varisi tetiklemez. Hiçbir sıkıntısı olmaz yok, yani. Sıkıntısı yok, hayır. Peki o zaman son olarak tedavi yöntemlerine geçelim. Tamam. Nasıl tedavi edilir, edilmesi gerekir varis? Şimdi biraz önce bir kaçaktan bahsettik ve bu damarı göstermiştik, hatırlayacaksınız. Problem bu damardaki kaçak, yani bir musluk kaçağı. Eve geldiniz, evi su basmış, musluk açık, ne yaparsınız? Musluğu kapatırsınız. Yani evet. O yüzden bizim de bu musluğu kapatmamız lazım. Onun için kullandığımız yöntemler var. Eskiden cerrahi olarak bu damarı çıkartıyorduk. Komple o damarı oradan. Komple o damarı, damarı çıkartıyorduk. Zaten artık deforme olmuş bir damar bu. Evet. İşte hani üzerinde büklümlenmeler olmuş vesaire. Şimdi artık yaptığımız daha farklı yöntemler var. Bunlardan bir tanesi lazer veya RF yöntemiyle, yani radyo dalgasıyla damarı yakmak. Bu konuda bir yardım rica edeceğim. Tabii ki. Aşağı salsam herhalde olur. Tamam. Şimdi bakın,
Burada yaptığımız şey şu, bu damarı imha etmeye çalışıyoruz. Damarı, kaçak olan damarı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey şu, bu damarın içine bir lazer kateterini yani telini sokuyoruz ve damar boyunca ilerletiyoruz. Yukarıya doğru gidiyor, bilmiyorum orada görülüyor herhalde değil mi? Biraz çok net görüyoruz, ben çok eğilmeyeyim. Evet. Tamam. Yukarıya doğru ta kaçağın olduğu yere kadar gidiyor. Yavaş yavaş çıkartıyorum. Bakın kaçağın olduğu yer zaten ucu çıktı, kasık bölgesidir. Yani bu bölgeye kadar çıkıyoruz. Of. Şimdi bu lazeri çalıştırdığımız zaman veya radyo dalgası veren teli çalıştırdığımız zaman bu kanı kaynatıyor. Ve orayı yakmaya başlıyor. Yavaş yavaş gönderdiğimiz kateter, bunların tabii hepsini ultrason altında yapıyoruz. Görerek yapıyoruz. Görerek tabii, yapıyoruz. Tabii. Hani öyle körlemesine soktum yakayım öyle yok, bir şey yok. Tabii. Kalite kontrol bizim için çok önemli. Ameliyatın her aşamasını mutlaka kalite kontrolünü yapmamız lazım. Yavaş yavaş lazer kateterini aşağı doğru çekiyorum ve böylece damarı yakıyorum. Aslında yaptığım şey bu. Adeta hani bir borunun içine kızgın tel sokmak gibi bir şey bu. Peki yakmamızın sebebi oranın tekrar oluşumunu sağlamak mı yoksa kapatmak. Onu oradan tamamen kapatmak? Tamamen kapatıyoruz. Evet. Musluğu kapatmamız lazım. Evet. İşin özü bu. Hı-hı. Dolayısıyla bu kateterle yani bu telle diyelim yavaş yavaş çektiğim zaman ne yaptım? Bu damarı ortadan kaldırdım. Kaldırdınız. Bu damarı ortadan kaldırdım. Artık burada damarı ortadan kaldırdığım için bu aşağı doğru geri kaçağı da kapatmış oldum. Kapatmış oldum. Ve böylece kaçak nüksü yani yeniden olma ihtimalini ortadan kaldırmış olduk. Harikasınız hocam. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sizi göndermeden önce ben hocamın bugün doğum günüymüş. Kocaman bir doğum günü ağzınıza gönderelim. İyi ki doğdunuz. Nice yaşınız olsun inşallah. Çok şöyle beraber bir mutfağa girelim. Tarap Hanım'a bakalım. Evet. Hocam buyurun. Ben de mi gireyim? Evet. Ya çok tatlısınız ya canım benim. Ay ben bayağı hocam bir kere iyi ki doğdunuz. Çok teşekkür ederim. Nice mutlu yıllarınız olsun. Kebap ay ben onu yaptım. Yetişmeyecek öyle diye mi? Hocam şöyle göstereyim. Ödüm kopuyor bende yemek yetişmeyecek diye. Böyle siz bir hastalığım var. Benim böyle bir hastalığım var. Şimdi şunu göstereyim size. Bunu ne yaptım diye. Şimdi alıyorum şöyle. Şimdi bir köfte, bir patlıcan, şöyle koyalım. Bu aceleciliğim yüzünden başıma çok iş geliyor. Ben de aslında bir soru soracaktım. Benim de tabii huzursuz bacak sendromu mu? Hani gece yatıyorum bacaklarımı nereye koyacağım? Şaşırıyorum. Evet. Huzursuz bacak. Huzursuz bacak sendromu ama o damarsal bir hastalık değil aslında. Değil. O sinirle ilgili bir durum. Sinir derken asabiyetten bahsetmiyorum. Hani peki, nasıl damarlarımız devam ediyor bacağımızda sinirler de gidiyor ya. Evet. O sinirlerin aşırı uyarılmasıyla ortaya çıkan bir hastalık genellikle. Tamam. Çoğunlukla gece ortaya çıkar. Gece. Kişi gece yatarken ayağını atar. Sürekli. Kaldırıyorum, evet, indiriyorum, o tarafa atıyorum. Dolayısıyla böyle bir mücadelem var oluyor. Zor çünkü. Zor. Yani, ne yapacağım bilemiyorum. Şimdi orada da sıkıntı ne biliyor musunuz aslında? Siz gece rahat uyuyamıyorsunuz. İşte derin, evet, uykuya geçemiyorsunuz. Geçemiyorum. Tam derin uykuya geçiyorsunuz. Bacaklarınızdaki atıyor, problem şöyle sizi uyandırıyor. Dolayısıyla, evet, sabah uyandığınız zaman belki de hiç gece uyumamış gibi, evet, kalkıyorsunuz. Hemen bir duşa gidiyorum. Böyle, evet, gözlerim kapalı. Su tutuyorum bacaklarım. Onlar o iyi geliyor. O soğuk su. Ilık su iyi geliyor. Geliyor. Orada biraz daha ilaç tedavisi ön plana çıkıyor. Evet, ilaç tedavisi var. Oluyor musun canım tedavi? Evet oluyorum. Ay çok. Çok ben ay olmuyorum aslında. Ben de benim eşimle doktor söylüyorum. Doktor diyor tamam hanım baktırırız seni diyor. Diyor. Kalıyor. Baktırmıyor mu? Baktırmıyor beni. Benim eşim de hep aynı şeyi söylüyor. Bu doktor eşleri yani. Doktor sizin yakın olmak sağlık açısından bir risktir. Bir risk. Gerçekten. Kesinlikle bunu yaşadık. Maalesef. Ama nerede o günler? Hep geçer. Nasıl olsa hep geçer değil bizi atlatıyor bu doktorlar. Efendim ben, evet, bir köfte aslında altına dizdim. Bir köfte, köftelerimi de böyle oval yaptım. Ha. Bir köfte, bir patlıcan böyle muntazam dizdim. İnci gibi dizmiş. Evet, onun üstüne domateslerimi dizdim. Biberlerimi koydum. Bu yemeğin en önemli tarafı sumak ekşisi. Sen orada bir sumak süzdüğün, evet, şeyler oldu sumağı orada. Sumağı ben önceden şöyle top sumağı,
bir su bardağı top suma, bir su bardağı sıcak suyla yarım saat beklettim. Bak sonra, burada sumak ekşisi var. Epeyce bir gezdirdim. Bence Diyarbakır, Mardin bunu çok yapıyor. Ben de oralara gide gele keşfettim. Allah'ım diyorum, bu patlıcanla et. Hep böyle bir lezzetleri bir değişik bir oluyor. Farklı. Ne var bunda, ne var bunda ne diyorsun? Diyorum, ne diyorum? Sumak. Sumak mıymış? Evet. O yüzden bu sumak, bu sumak ekşisini bunu fırına vermeden önce. Hani su koyarız ya fırına vermeden önce kebaplarımıza. Sen işte onun yerine mi sumak koydun? Evet, sumaklı suyu koydum. Sumaklı. Su koymuyorum. Su koymuyorum. 1,5 su bardağına yakın sumaklı su. Bunu da böyle ezdim, ezdim, ezdim. Şöyle bir güzel ekşisini çıkardım. Bir yakışıyor. Ay. İşte o Mardin, Diyarbakır'ın lezzetleri oradan. Oradan geliyor. Öğrendim, bunu da öğrendim. Bittim, öğrendim. Ellerine sağlık. Çok, çok teşekkür ediyorum. Bir kocaman alkış gelsin mi Profesör Doktor Murat Aksoy için? Gerçekten bugün çok değerli bilgiler verdiniz. İyi ki geldiniz. Her zaman bekliyoruz. Çağla'yla yeni bir gün devam ediyor. Bakın az sonraki konuğum kim? Hayatımızı kabusa çeviren bel ve boyun fıtığı elle nasıl teşhis edilir? Bel ve boyun fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü? Bel ve boyun sağlığımız için evde hangi basit sporları yapmalıyız? Fizyoterapist Oğuzhan Söylemez canlı yayında uygulamalı olarak gösteriyor. Şimdi Çağla'yla yeni bir günde. Evet, fizyoterapistimiz Oğuzhan Söylemez beyefendi bizlerle birlikte. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? İyi valla, çok teşekkür ederim. Bugün bel ve sırt ağrılarını konuşacağız. Konuşmadan önce bir veterimiz var. Bakalım halkımız bu konuda ne kadar bilgili, bir görelim. Sonrasında sorularımıza başlayacağız. Gün içerisinde bazen yorgunluktan, bazen de stresten bedenimizi rahatlatmak isteriz. Çok vaktimizi almasın diye de ufak tefek hareketlerle bunu geçiştiririz. Mesela bir tanesi nedir? Boynumuzu kıtlatmak gibi. Bazen de eşimize, dostumuza sırtımızı çiğnetiriz rahatlatmak için. Peki bu yöntemler acaba ne kadar doğru, hiç merak ettiniz mi? O zaman haberimizi izleyelim. Boynunuzu çıtlatır mısınız? Genelde hayır. Evet. Hayır. Çıtlamıyorum. İstek üzere yapıyoruz ama kendimiz yapmıyoruz. Ya böyle ya da şu şekilde, bu şekilde yani, ya da böyle öne arkaya doğru çıtlatıyorum tabii ki, yani rahat olması açısından. Çok sevmem yani, açıkçası biraz da tehlikeli buluyorum o hareketi. İyi geliyor mu? Ya bilmiyorum. Genelde geldiğini düşünüyorum. Rahatlatıyor yani. Biraz ağrısını alıyor. Bütün gün boyunca ayaktayız. Boynum da ağrıyor zaten. Rahatlatıyor yani. Çoğu insan rahatladığını söylüyor şu şekil yaptığında da, sanki ben tam tersine daha çok acı kattığını düşünüyorum. Hani şöyle yapıyor ya da ne bileyim şöyle yapıyor. Benim sanki boynum daha çok acıyor onu yaptığımda. Tabii ki şey değil yani, böyle geçici bir şey. Yani devamlı hani geçecek diye bir şey yok. Aynı hareketlerden ya da böyle sıkıntıdan, stresten dolayı da olabilir. Öyle hissediyoruz belki de. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum işte. Bel ağrısı mesela, ayak ağrısı oluyor ama daha çok bu iki hareketi yaptığımızda rahatlıyoruz yani. Uzanayım da azıcık şöyle ya yüzüne bastır, şık bir şekilde masaj ya da hani ayağınla çık şu tepin anlamında, öyle bir şekilde de dediğimiz oluyor ister istemez. Sırtımla ilgili ufak bir sorunum var, bel fıtığı var. O yüzden kesinlikle doktor kontrolü dışında her şeye hayırım yani. Yoksa Allah korusun daha büyük tehlikeli şeylere neden olabilir. Çiğnettiğimde çok rahatlıyorum, kuzenlerime çiğnetiyorum. Sırtım ağrıdığı zaman iyi geliyor baya. Allah korusun, güçlü bir harekette belin kırılabilir, omuriliklerin zedelenebilir. O yüzden kesinlikle hayır. Evet hocam, aslında bu ani hareketler de biraz sebep oluyor ama aslında bu ağrıların altında ne yatıyor, bel ve sırt ağrısının? Okey. Şimdi bel ve sırt ağrısının esas sebebi alttaki, çünkü bel ve sırt dediğimiz şey nedir aslında? Eklemdir. Hı hı. Eklem, kas ve sinir dokusu. Şimdi burada bakın, omurgada göstereyim. Hı-hı. Tamam mı? Şimdi burada bir sürü eklemimiz var. Küçük. Hı-hı. Küçük. Hı-hı. Burada da eklemlerimiz var. Şimdi bu eklemler, aynı bu omuz eklemi nasıl hareket etmesi gerekiyorsa, bunların da hareket etmesi gerekiyor. Evet. Eğer bunlar değişik sebeplerden dolayı eğer hareketi kısıtlanırsa ya da tam görevini yapmazsa, aynı omuz da tam kalkamadığı gibi mesela. Hı-hı. O zaman o bölgede ve yansıyan bölgelerde problem oluşuyor. Boyundan başlıyor, kuyruk sokumuna kadar değil mi? O tabii, ağrılar tabii devam ediyor. Tabii. Örneğin mesela birinci omur. Çocuğu ana rahminden çıkartırken, evet, doğum anında başı çekerken, sonra bir omzu, sonra diğer omzu çıkartırken bakın birinci omuru, şu birinci omur genelde çıkıyor.
istatistiklere göre her iki çocuktan biri. Gerçekten mi? Birinci omurun pozisyonu değişiyor. Hele bir de vakumla çekerlerse ya da ters doğumsa vesaire. Sezaryenle da genelde çekerken tabii belki de oluşuyor. Doğumuzdan başlayan problemi kaynağı belki de doğumdan başlıyor. İki insandan birinin doğumdan başlıyor. Daha sonra da yüzüstü yatıyoruz, seksek oynuyoruz, top oynuyoruz. Sırt çantaları, ağır sırt çantaları. Evet. İşte ağır kaldırma, yerden bir şey kaldırma gibi aslında. Onlar zaten problem varsa size problem yaratıyor. Problem yoksa problem çıkarmaz mı? Hiçbir problemimiz yok. Hiçbir ağrı hissetmiyorum ama yerden ağır bir şey kaldırırken çıt etti mesela. Vardır, sen hissetmiyorsun. Benim hissetmediğim altında yatan bir problem. Sebep vardır ama hissetmiyorsundur. Hı hı. Örneğin koltuğun başına şu kol koyma yeri var ya salonda. Evet, evet. Şöyle başını koyup yan yatıp televizyon izlemek. Mesela. Evet, örneğin kuaförde saçınızı yıkatıyorsunuz ya böyle, evet, lavaboya şöyle koyuyorsunuz. Boynunuzu inanılmaz bozuyor. Ama aslında çok rahat yapmayın. Hissediyorum ben orada kendimi. Boyun fıtığı, boyun düzleşmesi, boyun kireçlemesi olanlara sorun. Şunu böyle yapabiliyor mu o lavaboda? Yapamaz. Hepsinin ağrısı artar. Sağlıklıyı da bozar. O zaman hocam öne doğru mu? Öne doğru yıkatacaksınız. Mümkünse. Onu yapmayın. Kendimiz de normalde yıkarken şöyle falan yapıyoruz. Aslında benim de mesela boynum çok uzundur. Arada boynum da ağrıyor. Ve bu dönemde de aslında işte çıtlatma yapanlar, sırtını çiğnetenler, katır kutur yapanlar, hop kucağı alıp çat çut yapanlar falan var mesela. Evet, bunlar, onu gördük VTR'de evet, mesela. O bilinir bakın, taktikler ama ne kadar doğru ne kadar yanlış. Problem vardır. Eklem sıkışıyordur, onu kendince açmaya çalışıyordur. Şimdi şöyle yapar ya, bu sesi alıyorsunuz oradan aslında, tamam mı? Eklemden negatif basınç sesini alıyorsunuz. O negatif basınç çıkarken o tık sesi evet, çıkar. Evet, bir tık çıktı. Ve o çıktı. Hatta bazen tık 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 falan sanki bir şeyler böyle yerine oturuyormuş gibi olur. İşte o çıktığı zaman ya da o ses çıkan insanlar kronik bir şekilde uzun süredir depresyona maruz kalmışlardır. Sıkıntı çekiyorlar, sıkıntı çekmiştir. Hmm. Üzüntü sıkıntı. Çünkü o ses çıktığı zaman endorfin hormonu salgılanır. Oh deriz şöyle. Aynen. Bir yani mutluluk hormonu salgılanır. Yani uyuşturucu bağımlısı olmuşsunuz demektir. Ve sürekli çıtlatma isteği duyarız. Özellikle sıkıldığın, gerildiğin zamanlar o der ki bak buraya kitler vücut. Bak şöyle bir çıtlat çok rahatlayacaksın der. Sen bir çıtlatırsın. Endorfin. Tabii uyuşturucu alırsın, rahatlarsın. Sonra bir daha sıkıldın bir şeye, eşinle kavga ettin. Gerildin, kastın falan filan. Tekrar bir elin kitler. Hatta uzun süreli olursa işte dediğin gibi bütün omurga çıtlamaya başlar. Böyle bir endorfin salgısı komple. Peki bu iyi bir şey mi? Eklemleri bozarsın tabii yavaşça. Onu hemen üstüne basa basa söyleyelim bunu. Çünkü kendimiz elimizde tik mesela halinde şöyle yapanlar böyle var bunu. O boyun hareketleri. Okay. Boyun hareketlerini yapanlar var. Doktor işte sırtımı çiğnine. Var benim de boynum biraz ağrıyordu ama. Bakarız. Şimdi o zaman ağrılardan özellikle bel ve boyun ağrılarından kurtulmak için bize böyle pratik egzersizler göstereceksiniz o gün içerisinde. Ama ciddi sağlık problemi haline gelmemiş olanlar için söyleyebiliriz herhalde bunu. Bu egzersizleri gösterebilir miyiz burada? Egzersiz gösterebiliriz. Egzersiz ben genelde şunu öneriyorum. Yani evde kendi şöyle ortaya geçebilir miyiz? Evde kendi başınıza yaptığınız 5-10 dakikalık şeylerle kurtulamazsınız. Düzenli kendinize vakit ayıracaksınız. Bu şart. Nasıl servis şoförü arabasına kasko yaptırıyorsa, kışlık şoför lastik takıyorsa, siz de ev hanımları kendinize bakmak zorundasınız. İki çocuk var, evde üç tane adam var, işte bunu ben nasıl yapacağım? İşte çarşıya git, pazara git, ikisine nasıl bakacağım? Bir de bu bazı böyle temizlik şirketlerinin reklamları oluyor. Böyle çocuk altta yürürken mikrop geldi falan böyle. Her yerde mikrop görüyorsunuz ya. İşte o da temizlik hastası yapıyor bayanları. Bütün gün temizlik. Hı-hı. Osman Nuri'yle tabii vücudu yıpratıyorsunuz. Verdiğinizi almanız gerekiyor. Evet. Düzenli olarak pilates öneririm. Yani bir yere gidin ya da bir spor salonuna gidin. Bir saat o sizin bir saatiniz olsun. Evet. Size kendinize bir İyilik yapın, kendinize vakit ayırın ve o sporunuza gidin. Evet. Sonra da evdeki 3 tane adama bakacak kas kuvvetiniz olur. Olmalı. Evet. Hı-hı. Yapmayacağınız şeyler çok önemli. Mesela böyle çamaşır bulaşık makinesini böyle boşaltmak. Evet. Tamam mı? Mesela bak öylelikle çarşaf koyuyorsunuz ya mesela büyük bir şey mesela. Şöyle çekiyorsunuz falan işte beli o zaman bozuyorsunuz. Evet. Şu zaten fıtık hareketidir. Bakın bu yasak ya. Hı-hı. Esas yasak olan bu. Dönerek almak. O daha da kötü, dönerek buradan almak. Buradan böyle fırlıyor. Atıyor yani. Aynen. Hocam fıtık atma alıyor. Sesi çok iyi oldu yalnız. Aynen. Güzelce anlattınız. Peki bel ve boyun fıtığını elle nasıl teşhis edebiliyoruz? Okey. Size göstereyim mi? Gel. Ay.
Okey. Şimdi boyun uzun. Beni boy de bir iki uzun. Kere çıtlat hocam yapıp yok, ben eğileyim biraz. Çıtlatmayacağım. Yok şey normal düz karşıya bakın. Şimdi kontrolünü yapıyoruz. Bakın siz kendiniz böyle karşıda geç aynaya geçin. Tamam mı? Böyle şu kulak mesafelerinize bakın. Tamam. Mesela Çağla Hanım'ın evet, sol kulağı biraz daha yukarıda. Tamam mı? Mesela boyun düzleşmesi var. Boyun düzleşmesi mi var? Evet. Yapmayın hocam. Bakın. Acıyor mu? Yani. Şurası. Neye göre kime göre? Evet. Çok bastırmıyorum. O acıdı hocam ama. Bak sol acır, sağ sağ çok acımaz. Okey. Şöyle duruyor. Yamuk muyum hocam? Evet. Atlasınız yerinde değil. Gerçekten mi? Evet, evet. Ne oldu bana hocam? Neyim ben? Neyim? Birinci omur, bak birinci omur sağda. Şu birinci omur var ya, evet. Şöyle duruyor. Bak bu böyle gidince, bu boyun kafatası da bu şekilde düşer. Hmm. Tamam mı? Dolayısıyla sağ şey sol kulak yukarıdaymış gibi gözükür. Bu normalde görülebiliyor mu? Şöyle saçımı topladığım zaman görebilecek mi izleyenlerimiz hocam? Evet, düz karşıya bakın. Hı. Tamam mı? Bak bu aşağıda, bu yukarıda. Hocam küpe çekiyordur. Tamam. Doğru. Evet bir mesela var mı bir boyun problemi? Mesela sizi alalım bir kontrol edelim. Tamam. Gel böyle evet. Hocam çok ben ne yapayım şimdi nerelere bayağı... gideyim ya? Ha, nerelere gideyim size? Bana gel. Bana gel. Evet gelmem lazım. Düz karşıya bakın. Okey şimdi bakın bir oyun yapacağız. Tamam. Beyindeki şey kontrol mekanizmasını bir kenara bırakacağız. Neden? Çünkü beyin her zaman yere paralel bakmak ister. Tamam mı? Çünkü düz zeminde yürürken yere paralel olman lazım ki engebeli düzeylerde şey düşmeyesin. Şimdi gözünüzü kapatın. O görme şey mekanizmasını şey yapıyoruz. Bir kenara atıyoruz. Bir kenara hiç koyuyoruz. Açmayın ben deyim. Ben evet. Açlayana kadar tamam. Açma. Tamam. Şimdi sağa çevir. Açma. Sola çevir. Açma. Düz karşıya bak. Açma. Okey. Açtı mı yoksa? Tamam. Canım neden açıyorsun gözünü tutacağım açma, şimdi elini. Açma. Hı. Yalnız bir açıp kapattıysa... Olmaz, şimdi okay. Baştan hepsi. Baştan, hiç açmıyorsun. Tamam. Bak gene açtı. Dur. Kapat, hadi. Okey, sağa bak, sola bak, karşıya bak, açma. Okey. Gel. Aa. Bu yukarıda. Hocam bayağı yamuk. Tabii yani... tabii. İnanamıyorum. Kaporta kaymış. Ama şu an inanamıyorum. Benimki de o zaman böyleydi. Daha yani az. Bir tık daha az bir ama... Bir tık daha az, böyle. Burada aşırı gözle görülür bir şey tabii, var. Tabii tabii. Şimdi... Ne oluyor? Bakın kafatası bu şekilde duruyor. Tamam mı? Yani beyin omurilik aracılığıyla vücutla haberleşir değil mi? Hı hı. Beyin yönetiyor. Kalbi, karaciğer, bağırsaklar. İşte şey ben çalışayım mı? Saat kaç oldu? Hormon salgılayayım mı? Hı hı. Yemek girdi ne yapayım falan. Hı hı. Hep haberleşiyorlar. Evet. Kas işte kolumu kaldırayım mı? İndireyim mi? Buradan hep sinyal gidiyor. Burası böyleyse yamuksa nasıl haberleşecek? Haberleşme bozukluğu oluyor. Sonra diyorsunuz ki şey ben vertigoyum. Baş dönmem var. Sonra diyorsunuz ki şey ben sakarım, düşüyorum. Hı hı. Sonra diyorsunuz ki el bileği sinir sıkışması var, tenisi dirseği var, donuk omuz var. Hı hı. Şey çarpıntım var. Hı hı. Huzursuz ayak sendromum var. Sendromum var. Hı hı. Kuruluşlarım var. İç geçmeyen kuruluşlarım var. Fibromiyaljim var. Bel fıtığım var, siyatiğim var. Topuk dikenim var, menüsküsüm var. Ay benim omzum yırtıkmış da ondan kaldıramıyormuşum. Eğer bu bileşkede sorun olursa bu da zamanlı omuz yırtıkları oluşuyor. Of. Yok yok yani. Yani tabii tabii bütün sistemi şey bozar. Evet. Kabız Tepelentina. Olabilirsiniz. Şurada birinci omurda sıkışma olursa kalın bağırsakla beyin arasındaki haberleşme şey sekteye uğruyor. Kabızlığa kadar gidiyor yani. Kabızlık olur, ishal olur. Okay. Bittik ya, bittik. Peki. Diş eti çekilmesi olur, boğaz gıcıklaması olur, balgam olur, sinüzit olur. Birçok problem olabilir. Hmm. Sonra işte o doktor, bu doktora gezersiniz. Değişik haplar, böyle şeyler, kürler. Onun sapı, bunun çayı falan böyle. Bir bakarsınız ki. Ama tam olmaz. Hmm. Bir türlü sistem kendine gelmez. Tamam evet. Mı? Bir şimdi, de bel fıtığına bakabiliyor muyuz hocam? Bir de devam bakarız. Edelim. Ha. Bir dakika. Ne şu hazır orada? Gelmişken bir kaportayı düzeltelim. Nasıl? Bir dakika. Okey. Tamam. Hocam benim yani benimkini düzeltin. Tamam. Hocam şimdi bana yapmadınız kapatın. Bunu neden yapmadınız? Yaparız. Yapın sonra. Hocam lütfen. Tamam. Gözü kapat tekrar sağ sol karşıya. Hı. Tamam düz karşıya bak. Oturabilirsiniz. Şoktayım şu an inanamıyorum. Okay. Kulağın düzeldi. Geç otur. İnanamıyorum şu anda. Hocam lütfen rica ediyorum bana da tamam, yapın. Ama size tabure lazım. Ha oturayım şuraya oturayım. Okey. Aa
Ay şoktayım şu anda. Tamam. Düz karşıya bakın. Okey. Tabii. Bu program çok iyi ya vallahi. Vakit yok doktora gidecek sağ olsun. Küpeler, alayım küpeler eşit aralıkta olduğu için bir tarafa doğru. Alayım mı? Yok yok. Yani alırsan iyi olur. Her şeyi yaparım şu an tedavi için. Tamam. Yani ne olacak? Kafa daha iyi çalışacak bundan sonra. Anladın? Hani... Çünkü, hocam gerçekten mi? Çünkü haberleşme. Daha zeki bir insan olacağım. Var olanı daha iyi kullanacaksınız. Ay hadi inşallah. Okay. İsimleri unutuyorum da ben. Çünkü kanlanma da daha iyi olacak. Beyine giden kan işte akışında da problem olabiliyor. Herkes de olmuyor ama olabiliyor. Bak. Şimdi. Burası acıyor. Burası çok acımaz. Şurası acır. Evet. Burası acır. Burası acımaz. Ay. Okay. Şimdi sizde zikzak yapmış. Tamam mı? Şimdi şöyle olacak. Tamam. Bütün sanatçılar da hassas oluyor. Yok canım ben iyiyim. Okay. Yapın hocam. Ol. Şimdi acısın sonra acımasın. Tamam hocam. Tamam. Zaten hani çok ufak bir... Ay! Canlı yayındayız çok var mı? Okey. Hiç acımıyor. Acımıyorum. Acı yok. Çekirge acı yok. Süper. Geçmiş olsun. Oldu mu hocam? Düzeldi mi? Kaporta tamam mı? Evet. Sabahkinden daha iyi. Ya inanmıyorum ya. Ama ben böyle bir şey görmedim. Bu kadar da kolay olabiliyor mu hocam ya tedavisi? Evet. Bak. Bunun boşları var mı? Boş bardak alabilir miyim? Yönetmenim soruyor. Çok iyi hissediyorum. 5 dakika sonra yokum yani. Yok yok çok iyi hissediyorum. Öyle bir şey. Tabii. Bilinmedik bir refleks. Şimdi bak böyle sağa ve sola bak. Daha rahat bakıyorsan. Evet. Ay evet çok daha rahat şu anda. Evet aydınlanma geldi mi? Hocam evet. Tamam. Peki ben Fatın'ı nasıl anlıyoruz? Onu da bakalım. Siz başka bir şey tamam, gösterecektiniz yeter. Şimdi ondan evet. önce. Bak şunu göstereyim. Sistemi anlasınlar. Tamam mı? Şimdi eklem kilitli. Eklem hareket etmesi için açık olması lazım. Değil mi? Eklem kilitli. Eklem kilitli o zaman mesela dersin ki donuk omuzlar. Böyle südyenimi açamıyorum, saçımı tarayamıyorum. Evet, evet. Tamam mı? Bak eklem kilitli. Şimdi eklemi açıyorum. Tamam. Çok basit. Evet, basit hocam. Size göre tabii çok tabii basit ama basit, evet, yani 14 gerçekten. Yılı verdikten Sarah sonra... Sarah ablacığım hemen size de baksın mı? Tamam, bir saniye. Yok de. Öyle canım sıra. Okay, tamam. Baştan herkese geçsin. Evet, programı... Benim düğünüm var, önce bana yapsın. Evet, gel. Peki hocam. Şimdi bakıyorum. Sağ aşağıda, sol bayağı. Yukarıda. Evet. Huzursuz bacak sendromu olur tabii ki. Olur senin. Mu? Huzursuz. Evet. Peki. Medikasyonla çok bir ileri bir yere bir sonuca varamayabilirsiniz. Tamam. Sürekli ilaç kullanmak şey çözüm değil. Kaynağı ortadan kaldırmamız tamam. lazım. Bazen kaynak omurga olabiliyor. Bazen evet medikasyon yardımcı oluyor. Tamam. Sizde o kaynak eğer omurga ise tamam mı? Evet. Şimdi gözü kapat sen de. Bak bir de bak gel. Şimdi bak bu kulak daha arkada, bu kulak daha evet, önde. Evet, önde. Resmen bu bize doğru evet. kulak. Görüyorsun sen değil evet. mi? Açabilirsin. Bak şöyle duruyorsun. Böyle evet. duruyorsun, böyle bakıyorsun, zannediyorsun ki ben düzgün bakıyorum. Onun düz olduğunu zannettiği şey aslında yamuk baktığı tabii, değil mi? Tabii, evet. çünkü beyin her zaman düz karşıya bakmak ister. Evet. Evet. Okey. Seni düğüne hazırlıyoruz canım şimdi. Evet benim evet, daha düğünüm iyi göbek var. Atabileceksin. Önce ben. Denge sağlam göbek olacak. Göbek atacağım. Evet düşmeden. Oynayacağım, halay çekeceğim. Evet, aynen. Yani işim okay. çok benim. İş çok. Evet. Biz de karnımız aç geldik buraya. Hocam başımla çok birlikte. Çok güzel kebap bekliyorsun. Kebabımız var. Okey. Evet. Tamam gözün kapat. Hı-hı. Sağa bak, sola bak, karşıya bak. Kapatıp sağa Hı-hı. baktım. Hı-hı. Biraz sola daha baktım. Kompleks bayanın problemi var. Daha sonra görüşeceğiz onunla. Bak. Gözümü açtım. Tamam mı hocam? Bir saniye karşıya bakar mısın Sarapcığım? Muayene ediyorum. Şey tedavi, kontrol tamam, bir saniye. Tamam edin beni. Evet. Yani hiza geldi. Ben değil mi? Hiza geldi sanki evet, hocam. Daha iyi. Bir tık gıdım, daha bir sanki tık, sol yine evet, ileride daha... gibi. Pekala. Okey. Okay. Tamam. Şimdi... Yani oyun şimdi sağ sol ve karşıya bak tekrar eklem hareket etsin. Sağ. Sol, karşıya. Okey. Ay evet şu an çok daha iyi. İyi miyim? Çok evet. çok daha bir iyi. Bir biraz depresyonunu zaten alayım. Zaten eşitlendi. Depresyonu mu alıyor? Peki okay, depresyonum tamam. yok ama hocam. Yine. Senin bilmediğin yerlerde vardır belki. Vardır belki depresyonum. Aldı onu da aldı. Şimdi burada da daha güzel oynayacağız. Çok iyi oynarsın. Çok teşekkürler. Hocam oynadın. Ellerinize sağlık gerçekten. Sağ peki bel fıtığını nasıl tesis edebiliyoruz? Tamam bel fıtığını nasıl
rahat rahat oynayabilirsin artık. İnsana hemen müziği açtılar. Çok güzel ya. İyileştim yani. Yani, çok teşekkürler, iyileştim hocam. Evet, çok gerçekten iyi oldu. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben de bakabilir miyiz yine, böyle bir risk var mı bakarız diye? Bakarız. Sizi alayım. Heh, ben de bakalım sonra. Buyurun. Okay. Şimdi ben oraya geçeceğim. Bir saniye evet, beklerseniz beni, ama uçarak gelirim. Yani bir sıkıntınız var mı, onu soralım öncelikle. Evet, siz şikayetleriniz. Merhaba canım. Ben fıtığı vardı bende. Hı, ameliyat oldum. Geçmiş olsun. Ama hiç düzelmedim. Hiç düzelmediniz ameliyattan sonra. Evet, hı-hı, düzelmedim. Fizik tedavisine gittim. Bazı şeyler yaptım. Yine de düzelmedim. Aa. Şimdi hocamı duydum. Hı-hı. Geldim. Hocam nasıl olabiliyor peki, ameliyat olduktan sonra da tekrarlayabiliyor mu? Veya iyileşmemiş olabiliyor mu? Çünkü evet, bu yani, ameliyat gerçekten fıtıklarda çok zor alınan bir karar yani. Hı hı. Bu kararı alıp ameliyat olduktan sonra da hala aynı şekilde problemin devam etmesi çok evet, can sıkıcı herhalde. Yani problem, eğer problem fıtık kendisi, fıtığın kendisi değilse tekrarlama olası yüksek oluyor. Ya da o problemi oradan ortadan kaldırıyor, bir başka yerden tekrarlayabiliyor. Hı. Yani ameliyat çok güzel geçmiş oluyor, bir başka yerden tekrarlayabiliyor. Ya da kişi hayat tarzında tekrar bozabiliyor kendini. Hı hı. Ama ilk başta bizi oraya götüren sebep genelde omurgadaki mekaniğin bozuk olması. Hmm. Yani mesela arabada dört teker lastiğin basıncı eşit olması lazım. Evet, evet. Şu masanın dört ayağı eşit uzunlukta. Tabii. Birisi yarım santim daha kısa olsa denge bozulur. Evet. İşte omurgada da denge bozulduğu benim zaman diskler, bakın bu göbeği onun için bırakıyorum. Bunu göstermek için bırakıyorsun. Aynen. Bak, L5 S1 tamam mı? Şu da disk. Bakın. Böyle duruduğu farz ediliyor ama böyle durmuyor her zaman. Diyelim hafif yattı, hafif arkaya gitti. Tamam, bu şekilde mesela duruş pozunuz, hatanız var. Hmm. Mesela bilgisayarda oturuyorsunuz, hep bilgisayar sağda. Evet. Bankacısınız, böyle çalışıyorsunuz. Evet. Spor yok, bir şey yok. Evet. Bu şekilde durdu, kilitlendi. Bak, gördün mü? Hmm. Buna diyorlar ki fıtık. Evet, fıtık buradan çıkıyor. Neden? Baskıyı çok aldığı için. Bu baskıyı buradan kaldırdığım zaman fıtık yok oluyor. Baskıyı dengede tutmak. Tabii, yani mekanik aslında düzgün olması, hı-hı, lazım. Şimdi sizi bir yüzüstü yatıralım. Tamam. Bel fıtığı varmış sanırım. Evet, ameliyat vardı, oldum dedi. Bel fıtığı olan hastamıza evet, şimdi bir kollarınızı arkaya kontrol uzatın. Kontrol edeceğiz. Evet. Kamera burayı görebilir mi bilmiyorum. Serbest bırakın. Yandan göreceklerdir. Bakın, kısa. Aa, bayağı. Evet. Ama dengesiz yürümüyor ördek gibi. Normal yürüyor. Farkında bile değil belki aslında değil. Değil mi? Bakın. Gördün mü? Sol ayak kısa. Evet, resmen kısa. Okey. Şimdi yani bu sorun tam buradan geliyor aslında aşağıya evet, kadar. Evet, soldan gelmiş. Hı hı. Tamam mı? Şimdi bir şey bakacağız. Serbest bırak yine. Serbest. Eşitlendi mi? Hocam şimdi orası tamam. Biraz önce o bardakta yaptığımız şeyi anladım. Onu da şu anda burada yaptık, açıldı. Hı hı. Peki o sonra tekrar sıkışmıyor mu? Tabii, zaten onun için öneriler vereceğiz. Birkaç egzersiz vereceğiz. Hı. Bazen bir ikinci, üçüncü seans gerekebiliyor. Çok ender 5-6. Geçiyor. Geçiyor. Sonra tekrar bozabilir mi? Evet, bozabilir. Tekrar dişin çürüyebilir mi? Evet, çürüyebilir. Hani o şartları tekrar sağlarsa, ama ne oluyor? Mesela ben dişim çürüyecek mi diye korkmuyorum. Diş hekimim var, gidiyorum. Evet. Tekrar belim ağrıyacak mı diye korkmaz. Gelir, tekrar açarız. Evet. Ama hani genelde kişi biliyor zaten. Diyor ki ben 2 yıldır rahattım. Hı hı. İşte bir şeyim yoktu, Allah razı olsun. Ama bir ev taşıdık, hı hı, sonra oldu. Hı hı. Peki hocam, bir şey soracağım. Şimdi ameliyat şu tarafa doğru dönebilirsek hocam. Ameliyat okay, olmamış olsaydı da aynı tepki verecek miydi? Ameliyat olmuş evet, olması şu an kısım ameliyat tedavinizde olmuş olması fark etmiyor. Hiçbir belinde şey fark etmiyor. Olması fark etmiyor. Kemik erimesi olması, hamile olması fark etmiyor. Evet, süper. Peki bir hastamızı daha alalım. Çok teşekkür ediyoruz size. Bir erkek izleyicilerimizle alabilir miyiz? Sizde var mı? Var bir bayanın diyen boyununa, buyurun, bakabilir miyim? Ha, tabii, pardon hanımefendi, bir gelebilir misiniz? Sizin çünkü biraz boyun da etkili. Boyundan geliyor. Hı hı. Gel böyle yatın sırt üstü. Dizlerinizi bükün. Okey. Dizlerinizi bükün. Serbest bırakın. Bak, şimdi bu boyundan geliyor, tamam mı? İkinci omur. Nasıl geliyor? Bakın, hiç bel problemi yok. Burada ikinci omur çekiyor. Bakın, hepsini çektim yukarı. Evet, hepsinin yönünü değiştirdi. Yamulttu. Yamulttu.
Şimdi böyle bacak da kısaldı. Böyle yürüyemeyeceği için sırtı eğiyor, ayağı eşitliyor. Böyle ondan yürüyorsunuz. Sonra. Dolayısıyla mekanik bozuluyor. Neden? Boyundan. Tamam mı? Neden? İşte mesela yatarak televizyon izliyor. Serbest bırakın. Okey. Serbest bırakın. Geçmiş olsun. Kalkabilirsiniz. Hocam, anlayamadım. Şu anda endorfin halinde hanımefendi. Yok, değil mi? Bu salgılıyor. Başka. Bunu da salgılamadım hocam endorfin. Yok, bu biz eklemin pozisyonunu değiştirdik. Bir sağa ve sola bakın. Daha rahat bakıyor musunuz? Evet hocam. Çok rahatladım. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Az sonra devam edeceğiz. Bir beyefendinin bel fıtığı varmış. Sizi alacağız ama hocam bu değerli bilgilerinizi öğrenmeye, bakayım, sorularımı sormaya devam edeceğiz. Ama kısacık bir reklam arası sonrasında buradayız. Bu hareketleri sakın yapmayın. Sırt çiğnetmek, kulunç kırmak ve boyun çıtlatmanın tehlikeleri neler? Az sonra Çağla'yla yeni bir günde. Çağla'yla yeni bir gün tımızıyla devam ediyor. Fizyoterapistimiz Oğuzhan Söylemez Bey yine bizlerle birlikte. Ter içinde bıraktık hocamızı çünkü reklam arasında gerçekten herkes burada kuyruk oluşturur tahmin edersiniz ki. Şimdi bir telefonumuz var, az sonra kontrollerimize devam edeceğiz. Alo diyelim. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. Buyurun. Doktor Bey bir sorum olacaktı ama. Buyurun. Benim boynumda düzleşme işte teşhisi konuldu. Düzleşme denildi. Hafif bir düzleşme varmış. Yalnız bu düzleşme nedir? Hani nasıl tedavi edilir, nasıl geçer, benim neleri yapmamam gerekir, neleri yapmam gerekir? Bunun hakkında bilgi almak istedim. Okey. Teşekkür tamam. ederiz. Şimdi boyun düzleşmesinden çok insan muzdarip. Özellikle cep telefonu, bilgisayardan dolayı ve özellikle hareketsizlikten dolayı ve inceleyip sık dokuyan alıngan hassas insanlarda bu oluyor. Küsenlerde. Tamam mı? Böyle boyun düzleşiyor. Çünkü gerildiğiniz zaman boyun düzleşir. Gergin insanlarda oluyor. Boyun düzleşmesinin tedavisi yok deniyor, var. Bir kayropraktik uzmanı benim gibi eğer omurganızı düzenli aralıklarla açık tutar ve bir iki egzersizi var, o hastaya göre değişiyor. Onu verirsek boyun düzleşmesi kalmıyor. Bu boyun düzleşmesi ileri de şu daha çok yaşı ilerlemişlerde görünen şurada böyle bir topaç o gibi bir şey oluyor. O gergeden boynuzu nedir? Deniyor ona. Ne deniyor? Gergeden boynuzu. Gergeden boynuzu okay. deniyor. O nedir? Genelde antidepresan kullanan bayanlarda olur. Orası çünkü duygusal merkez omurgada. Evet. Ve orada o bombe olduğu zaman baktın, hormonlarınıza bir baktırın. Tamam mı? Hormon bu salgılayan... Bu olacak kesin bir şey mi? Evet. Olmaya da biliyor mu peki? %90. %90. Kusurlarda olur ya, oluyor. Boyun düzleşmesi vardır o kişide. O kişide büyük ihtimalle hormonal bir problem vardır. Tiroidi, timüsü, böbrek üstü bezleri, rahim bir hormonal problemi vardır ve genelde eskiye dayalı uzun süren bir üzüntü ve kırgınlıkları vardır. Ya, o nasıl olabiliyor da gidiyor orayı böyle bir gergeden boynuzu yapıyor? Bakın buradan hocam, böyle. Hocam benim duygusal buradan merkezim nasıl? Siz çok mutlusunuz falan. Ay. Bir telefonumuz daha var, bu mutlulukla onu da alabilirim. Gülseren Hanımcığım günaydın. Tünaydın. Günaydın Çağla Hanım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok iyiyiz, sağ olun. Buyurun. Ben yaklaşık 3 sene önce bir rahatsızlığım oldu. Şöyle, sandalyeden düştüm. Sandalyenin demir kısmı kuyruk dokunuma battı. Ondan sonra bende bir bel ağrısı olmaya başladı. Sonra boynuma vurdu tabii ki. Beyin cerrahine de gittim. Boynum ters dönmüş dediler. Şu an evliyim ve 5 aylık hamileyim. Yürürken zorluk çekiyorum tam kalça kısmından. Of, çok geçmiş olsun öncelikle. Sağlıklı da kucaklayın yavrunuzu inşallah diyelim. İnşallah, teşekkür ederim. Tam benlik diyormuşum. Tam benlik bir hasta. Okay. Otururken pöçük kısmında tam kuyruk sokumun ucunda ağrı var mı yok mu? Var. Okey. O da kırık ya da çatlak oluşmuş mu? Ya şöyle söyleyeyim, hastaneye gittim ama doktorlar hiçbir şekilde bir tedaviyle alakalı bir şey söylemediler. Ne söylediler mesela? Ya sadece elle bir muayene yapıldı. Acile gitmiştim, başvuru yapmıştım acilden. Ya herhangi bir rahatsızlığınız yok dedi, gönderdi ama boynumda sonrasında ağrı çıktı. Beyin cerrahine gittim.
Benim cerrahide beni şöyle söyledi daha doğrusu. Boynumuzda ters dönme olmuş. Rahatsızlığı vardı. Krem falan vermişti sadece. Tamam, sorun değil. Boynu bile düzeltiriz. Problem değil. Sadece o en uçtaki o koksiks dediğimiz o pöçük kısmında bir görmemiz gerekiyor. Bir MR, bel ve boyun MR'ı çektirip uğrayabilirsiniz. Sorun peki yok. Peki şöyle bir şey sorsam. Şu an hamileliğimden dolayı sıkıntı olur mu? Sorun yok. Hiçbir sıkıntı olmaz diyor. Bekliyor hocam. Gelebilirsiniz. Gülseren Hanımcığım. Tamam. Sadece hamile olduğunuzu belirteceksiniz, söyleyeceksiniz. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sorunuz için. Hocam şimdi bir sürü telefon aldık. Bu az önce yaptığımız kontrollerle ilgili. Okay. Çağla Hanım gördü arkadan, biz hiç göremedik neler olduğunu diyenler olmuş. Ona geçeceğiz ama ondan önce bir menisküsü konuşalım mı hocam? Tamam. Bu daha çok sporcu, futbolcu hastalığı diye bilinir. Dizde meydana gelen bir şey ama menisküs nedir? Okay. Menisküs işte dizin üst, yani diz bölgesinde üst ve alt kemiklerin arasında şey... Amortisör görevi gören şey yastıkçıklar, ligament yani şey bağ dokudan oluşur. O genelde çok büktüğünüz zaman ya da böyle çok aşırı büküp böyle ters döndüğünüz zaman işte futbolcularda vesaire şey travmaya uğradığı zaman yırtılır ya da bağdaş kurup oturmak ya da uzun süre böyle şey diz üstünde kalmak yani bu şekilde. Bunlar sıkıntı yaratabilir ama genelde zaten biyomekanik bozuk olduğu zaman olur. Çünkü düzgün yük binmediği zaman orada o iç ya da dış menisküs aşırı şey strese girer. 1, 2, 3, 5 yıl ondan sonra bir yerden sonra şey çatlamaya başlar, yırtılmaya başlar. Belirtileri nelerdir peki? Nasıl anlayabiliriz mesela merdiven, bir kişide? Merdiven inip çıkarken ağrı, şey dizleri şey bükünce, çömelince ağrı, durduğu yerde şey ağrılar, işte dizin arkasında böyle şey şişlikler, diz hafif şey sıcak olur vesaire gibi problemler olur. Beni kontrol edebilir miyiz hocam var mı yok mu diye? Okey, buyurun. Bakalım. Çünkü benim de iki dizimin arkasında spordan dolayı oluşan kist vardı. İşte buradaki kasların birazcık zayıf olduğu için dendi. Oraları da hocam şey kuvvetlendir. Esnetme egzersizi dediler. Yapıyor musunuz? Yapıyorum stretch, tabii. Tamam. Yani spordan sonra streç mutlaka yapıyorum. Şu anda bir ağrım yok ama zaman zaman oluyor. Spordan önce stretching. Ha, spordan önce yok. Ben burada var mı? Hocam tırnağınız battı. Tamam. Burada var mı? Burada var mı? Basınca. Yani burada. Ay var. Burada? Biraz var. Okey. Tamam. Bu daha çok belden geliyor. Okey. Menisküsü bozan da beldeki mekanik bozukluk. Demin bahsettim ya, evet, böyle bir ayak yukarıda. Evet. Ve şöyle de hani sadece böyle kalkmaz. Böyle hafif dönerek. Bakın böyle. Bakın dizi görüyor musunuz? Yamuk. Yani iki dizden bir tanesine farklı baskı uygulandığında tabii. meydana gelen bir şey yani aslında. Peki hastalarımızdan bir tanesi, ya hastalarım demişim, herkes hasta gözüne bakıyorum. Herkesin bir şeyi var, herkes el kaldırıyor. Benim boynum, benim dizim derken sizi bir alalım. Tabureyi alabilir miyim? Bir kontrol edelim, tabureyi alalım. Okey. Diziniz mi ağrıyor? Merve kızım, hoş bulduk. Meniskus yırtılması oldu hocam. Hoppa. Tamam. Bir saniye, daha ben hiç duyamadım, şey hiç duyamadım. Bir saniye. Daha alçak bir şey. Yok hayır, yok. Daha alçak bir şey oturacaksın. Daha alçağı şu var mı? Beyaz sandalye alabilir miyim? Ya da Mehtapcığım senin altındakini alabilir miyiz canım hemen hızlıca? Kaldırdık, hızlıca. Kusura bakmayın artık. Hop. Siz buraya oturacaksınız. Evet hocam. Tamam mı? Oturun. Ne demiştiniz siz biraz önce? Menisküs tedavisi oldun mu? Ameliyat oldun mu dediniz? Bir şey yırtılma duydum. Oldu hocam. Yırtılma şey, oldu. Çağlacığım menisküs yırtılması oldu. Dizimde. Ödem yapmış arka tarafa. Ve tedavi... gördüm. Yani ilaç tedavisi bana dedi. Hocam. Sorun yok. Şimdi bas ayağını. Evet. Kalk. Kalk. Ama var mı ağrı? Kalkarken oluyor hocam. Nerede oluyor? Bak şu dizim. Tamam. Oturun. Bir şey yapacağım. Evet. Serbest bırak. Tamam. Serbest. Okey. Serbest. Şimdi. Sağ elini kaldır. Sağ elini kaldır. Ayağa kalkma. Gitti? Sağ elini kaldır. Serbest bırak, indir. Şimdi bir daha kalk, fark var mı bak. Bunda yok hocam, bu tarafta var. Şimdi ötekine mi geçti? Bunda yok ya. Yani. Ha, okey. Şu anda yok bunda. Aa. Gerçekten. Vallahi, geçti yani. Vallahi bak Allah hocam. Allah. Okey. Oradan çıktı gitti. Kapıdan çıktı gitti senin ağrı. Oturabilirsin. Şimdi öbüründe var. Şimdi diğerine yapacağız, tamam. Serbest bırak. Hocam bu bantlar neyi temsil ediyor şu anda? Nazar bandı. Ya hocam ya. Nazar ver.
Noktaları mı? Yani o vurguyu yaptığınız noktaları herhalde. Evet. Şimdi kalk. Kalkıyoruz. Ay şükürler olsun Allah'ım yarabbim ya. Hocam. Tamam, geçmiş olsun. Çok şükürler olsun hocam. Tamam. Onları aynı yere şimdi şey tuvalette, şey lavaboda pantolonun aynı yere şey direkt şey cildine yapıştır, tamam mı? Aynı tamam, yerlere. Hocam. Aynı yerlere yapıştır şimdi. Ederim. Hocam şu anda gerçekten hadi, inanılmaz olsun. Bir şey yaptınız ve o kadar rahat ve hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorsunuz ki gerçekten inanılmaz. Yani peki bu mesela şu anda ağrısını geçirdi diyelim. Hı-hı. Sonra ne aynı zaman tekrar edecek? Tedavi ediyor. O 24 saat kalacak. Aynı Hı-hı. zamanda şey tedavi etkisi de var. Hı-hı. Sonra müsait bir zamanda 1-2 gün sonra gelin bana, tamam mı? Bu arada böyle yumruğunuzla şu belinizden kalçanızı, dizin üstü, yanları her gün kantaron yağıyla masaj yapın her gün, tamam mı? Kantaron yağı. Her gün kantaron yağıyla bel, kalça ve iki diz arkası masaj yapın her gün. İşte birkaç gün sonra gelin bana, daha ayrıntılı bakarız, çözeriz. İnşallah hocam tekrar programa gelirsiniz. Bizler sizleri böyle devam... Bilmiyorum 3 gün sonra çağıracaklarsa programı bilmiyorum ama değil siz mi? Birkaç gün sonra... Bir sorumuz var galiba. Mikrofonunuz var mı? Mikrofonunuz olsun. Ben şunu şuradan uzatayım hemen. Mikrofonunuzu kaybetmeyin. Bir saniye. Yok oraya. Veya buyurun. Hangisi daha çoksa? Benim dizlerimde cebimde gazoz kapakları varmış gibi ses çıkıyor. Ve ağrı da var aynı zamanda. Böyle o sesi ben duyabiliyorum yani. Yani başkaları da duyabiliyor. O kadar. Böyle gazoz kapakları cebine koymuşum da sanki yürürken, adım atarken çıt 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 o sesi duyuyorum. Kapağı aç. Soda iç. Tamam. Onlar evet nedir büyük hocam, ihtimalle bizden gelen sesler. Eklemde şey yani sıvı azalması, bağ dokuda problem ve bir şey kıkırdak dokuda da şey yıpranmalar vardır bayanda. Ayrıntılı bakmak lazım. Boyundan ayak parmağına kadar inceleyip tepeden tırnağa mekanik bozukluğu düzeltip daha sonra da birkaç yardımcı yöntemle tedavi etmek gerekiyor. Sorun değil. Geçer o kapakları sökeriz. Kapakları sökeriz dedi hocam. Peki. Hocam şimdi biraz önce size söylemiştim ya onu bir tekrarlayabilir miyiz acaba? Boyunla ilgili sizi alacağız. Bu sefer izleyicilerimiz ekrandan çok rahatlıkla görebilecekler. Hangi kameraya? Siz böyle isterseniz şu tarafa doğru dönün. Tamam. Yani şöyle düz. Şimdi önce bir yamukluğunu da gösterelim ama izleyenlerimiz hocam. Okey. Düz karşıya bak. Tamam. Şimdi gözünüzü kapatın. Sağa bakın. Sola bakın. Tekrar karşıya bakın. Tamam. Şimdi onu döndürebilir miyiz hocam? Tamam. Şöyle bir hangi döndürelim. Kameraya? Şöyle yapacağız biz. Hastamıza buradan tamam. Bakalım. Şimdi gözünü iğneyi kapat. Sağa çevir. Sola çevir. Düz karşıya bak. Ben arkaya geçeyim mi? Evet. Siz sırtınızı dönmeden şöyle yandan da bakabiliriz. Okay. Çünkü kulaktaki o tamam. seviye bozukluğunu... Gözünü açma. Hı-hı. Sağ kulak yukarıda olması lazım. Değil mi? Bariz. Bu yukarıda. Bariz. Öteki aşağıda. Okey. Kamera çekebiliyor mu? Evet. Şu anda görünüyor. Hı. Çok net şekilde tamam. görünüyor. Okey. Gözünü açabilirsin. Sorun yok. Tamam. Yani şu anda ciddi bir omurgada herhalde bir yamukluk var evet, hocam. Ağrı var zaten. Şu ağrı da var. Reklam arasında boyun ağrısı olduğunu söylemişti kendisi. Evet. Okey. Serbest bırakın. Okey. Serbest. Espri yapabilir miyim? Espri tabii ki hocam. Yapabilirsiniz. Tamam. Birkaç vida gevşemiş onları sıkıyorum. Evet. Vidalar eşinize söyleyin, vidaları çok gevşetmesin. İzleyicimizin kontrolleri yapılıyor okay. şu anda. Serbest bırak. Serbest. Yok, sen boynu yatırma, hiçbir şey yapma. Okey, serbest bırak. Tamam, şimdi sağa bak. Sola bak. Düz karşıya bak. Yerine oturuyor yani geçmiş taşlar, olsun. Vidalar bir sıkılaştırıldı. Bir daha bozulacak mı sonra bunlar diyor. Çünkü saçını yaptırdığını düşünüyor şu. Ya seni yiyeceğim ya çok tatlısın. Yani 30 yıl rahatsın falan diyorum. 30 şimdi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey var mı canım? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok tabii ki. 30 yıl yaşayayım canım. Ay yani. Yaşa tabii ki uzun ömürlerin olsun inşallah. Çok geçmiş olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Hocam bir de siyatik konusuna girmek istiyorum ben aslında. Bazı Hı-hı. siyatik ağrılarını bel fıtığı zannettiğimiz de oluyor ama ben mesela gerçekten başına gelen birisi çok iyi biliyor siyatik nedir. Özellikle de Hı-hı. hamilelik döneminde aldığım kilolardan dolayı
yani oturduğum yerden bende de ne çıktı ya, her şey çıktı bugün bende. Şuralarımda inanılmaz ağrılar oldu mesela. Bir birisini alalım. Buyurun. Siz seçin. Geleceğim. Şimdi göstereceğiz. Buyurun gelin şöyle yatın yüzüstü. Boynum da çok ağrıyacak. Herkesin her yeri ağrımaya başladı. Bak tamam. Orada herkes oturuyordu. Şimdi siyatiksiniz diyelim. Tamam ya da hani bel fıtığı siyatik. Yani bacağı vuran ağrınız var. Bilmiyorsunuz evet. Fıtık mısınız, siyatik misiniz, tamam mı? Şimdi serbest bırakın. Böyle evde yatın yüzüstü. Böyle bacağınız hafif, tabii kalça probleminiz olmaması lazım. Veya kalça protezi dikkat edin onu sorun. Bu şekilde böyle hafif dışarı alıyorsunuz. Ve şurada gamze var ya, o gamzen böyle hafif çaprazına, zaten burası serttir. Bir de acır tamam, oraya bastırdıkça evet, acır. Da. Bastıracaksınız, böyle gereceksiniz. Eğer kişi zıplarsa, tamam büyük ihtimalle siyatiktir. Bel fıtığı olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Sırt üstü yatın. Sırt üstü yat canım. Okey. Aynı bacak, tamam mı? Serbest bırakın. Serbest bırakın. Serbest bıraktım, serbest bıraktım. Hiçbir şey yapmasın. Okey. Düz kaldıracaksınız. Şöyle 30-40 dereceden sonra böyle kaldıramazsınız. Kişi zaten zıplar, böyle zınk diye böyle buraya ağrı vurur. Yani şunu yapamazsınız bel fıtığında. Ayak ağrım var. Okay. Dizlerimde kireçlerle var. Evet, acık orada da problemler var. Peki, siyatik aslında neden oluyor hocam peki? Neden oluşuyor? Yine vücuda yine, binen yüklerle mi alakalı? Mekanik problemle ve dengesiz ani yük bindirdiğiniz zaman siniri korumak için kasılır. Veya uzun veya arka cepte cüzdan taşıma, yamuk oturma, işte kas kısalıkları, mesela uzun boylu insanlarda daha kolay kaslar kısalır. Evet. Kimisi kalıtımsı olarak bağ dokusu kasları daha serttir. Kimisi hani böyle daha esnek yapıya sahiptir. Kimisi daha sert yapıya sahiptir. Sert yapıya sahip olan insan özellikle bir de masa başı iş varsa ve egzersiz, spor yoksa hayatında. Yani sporu bir dördüncü öğünmüş gibi egzersizi hayatımıza sokmamız gerekiyor maalesef. Evet, dönemsel yapılan sporun hiçbir faydası yok. Çok ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam son olarak bir de bu baş ağrısı ve migren konusuna biraz değinelim istiyoruz. Okay. Evet, çok önemli. Baş ağrıyan biri var mı? Ya da migren olan birisi? Migreni olan, baş ağrısı sizin olan. Sizin saçınız kısa, buyurun. Hızlıca alabilir miyim? Teşekkürler. Evet. Buyurun. Nedir sorun? Ya benim çok sık başım ağrıyor. Neresi? Vallahi arkadan böyle tutuyor bazen. Şuralarımdan, şakaklarımdan. Sağdan mı geliyor ağrı, soldan mı, ortadan mı geliyor? Ortadan şöyle. Buradan geliyor. Okey. Peki bununla ilgili tanı aldınız mı? Gittiniz mi? Okey. Neden? Başınız ağrıyor. Bir gidin, merak edin. Neyiniz var? Okey. Gençliğimden tamam. Beri ağrıdığı için. Kendim de gençliğimden beri. Öyle mi? O kadar uzun zamandır. Ben kendimi bildim bilip ağrır. Kendinizi bildiğiniz tamam. Bileli. Okey. Tamam. Şimdi buraya basınca ağrı var mı? Birazcık. Tamam. Şimdi migren tanısı alan, tamam mı? Amerika'da yapılan bir istatistik yeni. Migren tanısı alan ve migren tedavisi gören 4 kişiden 3'ü aslında migren olmadığı, boyun kaynaklı migrenmiş gibi baş ağrısı olduğu öğrendi. Zannettiğimiz evet. Durum ortaya çıkıyor. Dolayısıyla eğer migren tedavisi görüyorsanız, migren tanısı aldıysanız bir ihtimal migren değilsiniz. Boyunuza bir baktırın. Okey. Boyun sorunlarından evet. Kaynaklı baş ağrısı çok sık görüyoruz yani. Var. Hele hele boyun fıtığı da var ama aynı zamanda migrenim var. Çok geliyor bana. Hem boyun fıtığı var hem migrenim var. Boyun fıtığı ile beraber migren. Migreni çok fazla duyuyoruz hocam ya evet, bu ara. Işte gerçekten çoğu, çok yaşanan bir problem. Çoğu boyun kaynaklı. Yani aslında migren olmuyor. Gerçek migren. Gerçek auralı, migren nedir? Auralı migren dediğimiz mesela direkt hani onu hani boyuna, sırta, bele yapın hiçbir müdahale azaltmaz. Direkt kusma, istifraya gider. Çok şiddetli baş ağrıları olur. İşte ışık karanlık ister vesaire, gürültü sevmez. Ama boyun problemi özellikle atlas, o sizdeki hani herkeste onun birinci omur problemi var ya, o da benzerini yapıyor. Anladım. Bir bakalım. Şimdi boyunda bu bayanda da problem var. Bakın burada, tamam mı? Her iki tarafta bakın buralarda sıkışık. Siz gece diş sıkıyor musunuz? Evet. Diş sıkma çok yaygın. Gece diş sıktığınız sürece, yüzüstü yattığınız sürece boyun belle ilgili gördüğünüz tedavi başarı sağlamayacaktır. Doğru yatış pozisyonu sırt üstü müdür? Ya da yan. Ya ama da yan. Yüzüstü yatma. Yüzüstü yatmak sadece endişe kaygıyla ilgili bir yatış pozisyonu mudur? Yatış problemidir. Evet. Endişe ve kaygınız varsa
Yüzüstü yatarız. Yüzüstü yatarız. Çünkü bilinçaltı olarak zihin, bakın yaralanmanız gereken şey, sizi hayati derece yaralandıracak, öldürecek şeyler nerede? Organlar burada. Ön tarafımızda. Göz var, akciğer, kalp, bağırsak, bu taraf. Ve hayata bu şekilde ilerleriz. Evet. Gelecek. Tamam mı? Kaygı, endişe olduğu zaman burayı koruma altına alırsınız. Yani psikolojik olarak kendimizi korumak için mi yüzüstü yatıyoruz aslında? Rahat adam böyle yatar. Çocuklarda da çok, benim oğlanlarda da diş sıkması çok var. Diş sıkması varsa evet var. Önce anneye bakmak lazım, anne babaya. Anne sıkmıyor, baba sıkıyordu. Evet. Anne babayı kopyalarlar çünkü. Çünkü baba diş sıkıyor ya da babada bir gerginlik var ya da annede, onun gerginliğini paylaşaraktan ona yardımcı olduğunu düşünür. Bilinçaltı olarak çocuk. Hani sende 2 kilo var, işte 2 tane karpuz var, birini bana ver. Rahatlatayım onu. Tabii, anne baba yardımcı olmak için sıkıntısını üstlenir. Bir telefonunuz var, Şehide Hanım. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, sizleri sormalı. Sağ olun, yayınım. Çok teşekkürler. Devam. Buyurun. İyi günler. Ben doktor hanıma, ama doktor diye biraz heyecanlıyım. Hiç önemli değil. Bir soru sormak istiyorum. Bu donuk omuzla ilgili, ben öyle diye hani şey yapıyorum da aldığım şeylerden. Bir 4-5 yıl önce sol kolumda olmuştu. Şimdi de sağ kolumda var bir yıldır. Fizik tedaviye gittim. Fizik tedavi yapıldı. Mesela şey yapıldı. Ama hala bu kolum geçmedi. Acaba yani ne yapmalıyım? Saç ense ter. Ya da kime gitmeliyim? Saç ense terler mi? Yastığa başınızı koyduğunuz zaman saç enseniz terliyor mu? Yani öyle çok yaz olmayınca terlemiyor. Tamam. Peki yaz olunca saç ense mi terliyor yoksa başka yer mi terliyor? Ya da yorulunca? Yani terlediğimde bu sene gerçi o ter olayını görüyorum. Yürüyüşe falan gidiyorum. Hani yazın oluyordu ama şimdi o kadar değil. Tamam. Boyun probleminiz var mı? Vallahi şu an ben yok biliyorum ama olabilir tamam. Şimdi yani bilmiyorum. Şimdi donuk omuz karaciğerden kaynaklanabilir, pankreastan kaynaklanabilir. Kafatasındaki bu birinci omur kafatası eklemi tam hareket etmediği zaman, sıkıştığı zaman direkt donuk omuz yapabilir. Ya da kendiniz, ya da günlük hayatta kendinizi yanlış kullanıyorsunuzdur, o yapabilir. Bunlara bir bakmak lazım kaynağına. Çünkü hem sağ hem sol da varsa problem biraz daha karmaşıktır. Yani hem mekanik hem biyokimyasal. Sol kolumda başladı. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani fizik tedaviye gittim. Şey olmadı, sonra ortopediye falan çıktığımda sol kolumdan bir iğne yedim. Bu iğneden sonra hareketlerimi yapabiliyorum ama kolumun üstüne yatamıyorum. Parmaklarımda uyuşmalar oluyor. Tamam, şimdi problemin kaynağını çözülmediği için buraya yapılan bir iğne orayı rahatlatmak zorunda kalmış ama sistem kendini başka bir yerden açığa vurmuş. Okey, hani bir problem var, mekanik ya da organsal bir problem var. Burada size donuk omuz yapıyor. Tamam mı? Hani enflamasyon yaratıyor. İşte bağ dokuyu, kasları sıkıştırıyor orada. Buraya bir kortizon iğne ya da benzer bir iğneyle buradaki problemi çözüldüğü zannediliyor. Ama ki sistem kendini, problem ilerlediği için bu sefer de bu omuz da problem oluyor. Şimdi buna da iğne yaptığınız zaman bu sefer diyelim el bileğinin sıkışması ya da boyunla ilgili problem yaşayacaksınız. Yani kaynağa inilmesi lazım. Onun için hani omurga ya da hani bir iç organlar, hormon testi, kan testi falan, buna bir bakıp ilgili uzmana gidebilirsiniz. Ama Türkiye'de de çok yapıyorum. Nereye gitmeliyim acaba? Yani ortopedi, beyin cerrahı, nöroloji, fizik tedavi bunlar. Ya şimdi ortopediye gittiğimde dediğiniz gibi bana bir iğne yapıldı omuzda. Tamam, rahatladım ama geçen bir şey yok. Çünkü kolumun üstüne yatamıyorum. Parmaklarım uyuşuyor. Şimdi öbür kolumda da var. Hani uyuyamıyorum desem yeri var yani. Evet. Yani birkaç başka uzmana daha gidip gösterebilirsiniz. Şimdi öyle. Buradan çok fazla değil mi? Evet, buradan da ne kadar söylesek şu anda tam olarak kaynağına inmeden de bir şey söylemesi doğru olmaz tabii ki. Evet, yani başka bir uzman arkadaşa gidip gösterebilirsiniz.
Çok teşekkür ediyoruz ve hemen WhatsApp sorusunu sormam gerekiyor. Tamam. Ben bir kere daha konuştuk ama çok önemli bir konu. Topuk dikeni nasıl tedavi ediliyor? Okay, tamam. Çok sıkıntılı, çok sancılı bir şey yani, değil mi? Topuk dikeni ilerlemek istememekle ilgisi var. Nasıl? İlerlemek istememe. İlerlemiyorsun. Yani durmak mı istiyor? Evet, hayatta ilerlemek istememe. Bel problemi vardır. Çünkü yürütmüyor değil mi sizi? Evet. Ağrı yapıyor. Nereye yürürsünüz? İleriye. İleriye yürürsünüz. İleriye gitmek istemiyor. Evet. Böyle yerinde mi dursun hocam? Ne yapsın? Ben zihinsel problemi öncelikle söyledim. Evet. Zihinsel problem. Tabii. Hepsinin ilerlemek altında istemiyor. Yatıyor illaki. Evet, hep et tırnaktan ayrılmayacağı gibi zihinsel problem de fiziksel problemle ayrılmaz. Evet. Tamam mı? Aynı, hani beslenmeyi de dahil edeceksiniz, hareketsizliği de dahil edeceksiniz. Hepsi mesela sadece topuğu tedavi etmek, işte ta böyle bir şeyle, ses dalgası tedavisi ya da başka bir şeyle problemi yani çözmüyor genelde. Tamam mı? Topuk dikeni problemi olanlar baştan aşağı kadar bakılıp mekanik problemi çözülmesi lazım. Genelde de beldedir zaten problemi. Yani hocam geçmişte yaşadığımız şeyleri bırakmak mı istemeyiz ya da ileride yaşayacaklarımızdan korkuyor mu olabiliriz? Kişiyi bir analiz etmek lazım ama yürümek ve ilerlemek istemiyor hayatta. Bu çok farklı bir yaklaşım oldu. Peki tedavisi nasıl oluyor? Sadece o lazerle yapılan o topuk dikenini kırma işlemi? Genelde yardımcı oluyor ya da olmuyor. Diyelim hani %50, 60, 70, %30 kişiye göre başarı oldu. Tekrarlıyor. Evet. Ya diğer topuğa geçer ya da dize ya da bele geçer ya da boyuna bile geçebilir. Hı. Mesela geçen bir hasta geldi. Boyun problemi. 5 yıl önce sağ ayak baş parmağını kırıyor herhangi bir sporsal faaliyette. Kaynıyor. Ama tabii mekanik bozuluyor. Yamuk basmaya başlıyor. Evet. Çünkü hani o kırık olduğu zamanlarda yamuk basmış. Evet. Bu sefer diz ağrısı başlıyor bir süre sonra. O geçiyor, kalça ağrısı oradan başlıyor. Oluyor, İğne, ilaç, o geçiyor, bel ağrısı başlıyor. O geçiyor, boyun ağrısı başlıyor. Evet. Boyun fıtığı olarak bize geliyor 5 yıl sonra. Kaynak yani burası. Yani evet, şuradan başlıyor ya da buradan başlıyor. Tabii yere kadar aşağı doğru iniyor. Onun için hepsine bir bakmak lazım. Evet. Beslenmeye, yaşam tarzına bakmak lazım. Gece diz sıkıyorsa, örneğin bu sağ beliniz ağrır. Burası, belin sağ tarafı. Okay. Yani sağ belini yan çevirdim, kütlettim, manuel terapiste gittim, onu bunu açtım. Tamam, gece diş sıkıyorsun. Evet. Kocaman bir alkış alalım Oğuzhan hocamız için. Çok değerli bilgiler paylaştı bugün bizimle beraber. Eminim siz de isteyeceksiniz. Söyle Sarap ablanın yanına bir gidelim mi beraber? Buyurun. Son durumumuz efendim. Ne? Hoş geldiniz. Yemeklerimiz yoruldunuz bitti. Siz. Kahvaltı yapmadınız. Evet. Ağzınıza sağlık. Hocam ne güzel, hiç sağlıklı bir durum değil bu. Ne güzel anlattınız. Değil mi? Ama fırsat oldu. Sebebini söylerim. Gerçekten bir sebebi var demek ki. Peki. Şimdi efendim ben artan patlıcanlarla ve köftelerle de ayrıca çocuklara da bir yemek yaptım. Ya. Şimdi efendim bu işte bizim patlıcanlı bir kere sumak ekşili. Sumak ekşisi. Diyarbakır çok merak ediyorum. Evet. Ben de bilmiyorum. Bizi Diyarbakır'a kadar götürecek mi bu kebap? Antioksidan değil çok mi? Yüksek, çok yüksek. Antioksidan. Çok sevindim. Ben de Mardin ve Diyarbakır'ın yemekleri muhteşem. Değil mi? Biz tabii daha bir Karadeniz bölgesi. Hmm. Ay ne yapıyorlar? Bir baktım sumak ekşisi koyuyorlar. Hmm. Ama sumağı böyle top sumağı suyla kaynatıyor. O böyle üzerine dökme değil yani. Yok yani. Tabii. Bekletiyor falan. Bakalım hocam siz beğenecek misiniz? Siz nerelisiniz hocam? Manisalıyım. Manisalı. Sizin de köftelerinizi ben çok beğenirim. Evet. Manisa'nın böyle bir de patlıcanlı yemekleriniz de çok güzel. Buyurun efendim. Ege'nin zaten çok güzel. Biraz bana sıcak yok olabilir. Sarap'ta. Şimdi seninki vermez miyim sana? Şimdi ben ayrıca Çağla zeytinyağı. Tabii. Çağla zeytinyağlıyı da çok seviyorsun çok diye seviyorum, evet. Sana ayrıca neydi? İşte kaşkariklas kabak sıyırma dediğimiz. Evet. Bu da böyle kabaklı bir yemek. Ay onun da tadına bakacağız. Evet onun tadına da bakalım. Afiyet teşekkür olsun ben. Ellerine efendim sağlık. Siz yiyin ben size çok her gün edin, yaparım. Siz izliyorsunuz. Göz hakkınızı. Değil mi? Evet göz hakkınızı. Sadece tadına bakıyor. Tamam sadece tadına bakıyoruz. Yani zeytinyağlı bu. Kabaklı keşke de götürük. Sumak ekşisi gelmiş mi? Ekşi. Evet geldi. Güzel. Çok mu ekşimesi? Yok, tatlı böyle. Ha iyi. Becermişiz yani. Evet, o sumak içini biz Karadeniz'de olunca Güneydoğu Anadolu'da bilmiyorum ben de. Sonradan öğrendim. Mükemmel. Sumağı iyi olmuş yani. Çok yakışmış. Hani böyle çok. Usulen güzel olmuş falan değil yani gerçekten. Gel ay hocam çok teşekkür ederim. Beni de iyileştirdiniz. Düğünde oynayacağım evet, ben. Evet, bütün gayem şu düğünde bir oynasam diyor.
O rahat rahat oynarsın artık oynarım düğünde. Oynarım ama oğlumun düğünü var. Fakat çok oynarım. Beni de bana da kızarlar diye de oğlum. Çocuklar kim korkuyorum. Kızacak? Yok öyle deme. Çocuklar anne sen ne yapıyorsun? Geç bir kenara diyebilirim. Sen çekil bakayım oradan diyeceksin. Sen annesin kimseye laf ettirmeyeceksin tamam. Kendine. Tamam. Bugün benim sakın günüm. Sakın ha bugün benim bugün günüm. Kurtları... bugün benim günüm diyeceksin. Servis yaptı oradan. Ellerine kollarına yüreğine sağlık. Sağ hocam ayrıca tekrar çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Biz yemeklerimizi yerken yavaş yavaş artık veda ediyoruz. Değil mi Sarapcığım evet. Var mı söylemek istediğin son bir şey hayatım? Peki sağ o zaman. Yarın yine uzman konuklarımızla efendim karşınızda olacağız. Öğreneceğiz, bilgilenmeye devam edeceğiz. Çağla'yla bir yeni bir günde yarın saat 10.45'te görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.